you <laughs> Mutlu günler, mutlu haftalar değerli izleyenler. Hoş geldiniz Bin SPORTS stüdyolarına. 14 Mart pazartesi günündeyiz her zaman olduğu gibi. Uğur Melek ile birlikte sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak başlatıyoruz programımızı. Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim siz. İyiyiz bizler de. Bugün 14 Mart günü aynı zamanda da tıp bayramı e, Uğur Bey. Dolayısıyla bütün doktorların buradan bayramını kutlayalım. İyi ki varsınız diyelim. Yani e, bazı meslekler var hayatımızda zaman zaman fabrika körlüğü diye tabir edebileceğimiz. Hani yokluğunda ne olur? Ya da bu insanlar ne iş yapıyor diye çok fazla kafa yormadığımız ama hayatımızda yeri dolmayacak işte e, doktorlar gibi öğretmenler gibi polisler gibi askerler gibi hakimler gibi savcılar gibi itfaiyeciler gibi dünya kadar insan var hepsine çok teşekkür edelim bugün 14 Mart e, tıp bayramı dolayısıyla doktorların da bayramını e, kutlayalım Arkadaşlarımızlar buradan hepsine sevgilerimizi saygılarımızı gönderelim e, kutlu olsun mutlu olsun ben de ee, hani Allah herkesin gönlüne göre versin elbette ama doktor olma hayaliyle, hedefiyle 3 tane çocuk, kendi hayalleri, benim evlatlarımın kendi hayali üç tane çocuk yetiştirmeye çalışıyorum. E herkesin Allah gönlüne göre versin inşallah her şey Amin. her şeyi istedikleri gibi. Aynı zamanda Dünya Matematikçiler Günü bugün. Bugün mü? Evet. Nasıl denk gelmiş ya? Ha, o yüzden Pi Pisa... Çünkü Dünya Tıp bayramı aslında değil, yerel bir şey bu. Ha öyle mi? Evet evet. Aslında tıp bayramı bir e, yerel yani bir hikaye dayanıyor ama galiba değil mi? E, 14 Mart tıp bayramı. Dedi. Doğru. Sen öyle demedin ama öyle anılıyor ya. Aslında yerel bir hikaye bu, bize özgü bir şey. Olsun kutlu olsun mutlu Aynı olsun. Aynı zamanda Dünya Matematikler Günü bugün. 3 geliyor işte pi sayısından. Mart 14. 3 geliyor. Dünya pi günü de Anılıyor, öyle de anılıyor. Ee, siz ben de mi? buradan. Evet. Matematikçi olduğunuz için başta siz olmak Matematik üzere. Matematik sever diyelim. Bütün matematikçiler. Ama ben de buradan evet tüm matematiğe gönül veren. Arkadaşlarım, dostlarım, hocalarım hepsini sevgiyle, saygıyla anıyorum, özlüyorum. Herkesin Dünya Otobüsler Günü'nü kutlu olsun. Bahsettiğimiz insanlar bu meslek grupları, bahsettiğimiz insanlar e, üniversite sınavını referans alacak olursak eğer çok e, çalışkan, akıllı, zeki, kavrayışı yüksek ve buraları tutturan, buraları girebilen ve e, ona göre yetiştirilen, ona göre e, eğitilmiş insanlar. Dolayısıyla iyi ki varlar hepsi. Teşekkür edelim. E, biz kendi adımıza... Ve geçelim gündemimize. Değerli izleyenler şu ana kadar malumunuz Sportoto Süper Lig'de 29. hafta 3 maç dışında tamamlandı. Hemen sonuçları getirelim ekranlarınıza. Haftanın açılış maçları Atakaş Hatay Spor, Vavakars Fatih Karagümrük 3-0 galip geldi Hatay Spor. Kasımpaşa Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Altay Özgür Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0'la geçti. Trabzonspor Göztepe tra lider Trabzonspor 15 puan farkı korudu ve 4-2 farklı bir galibiyetle kazandı karşılaşmayı. İttifak Holding Konyaspor Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup etti. Çok kısa bir süre içerisinde haftanın en keyifli ya hepsi güzeldi maçların ama heyecan anlamında, tempo anlamında ve yoğunluk anlamında diyeceksiniz ki ne anlamda seyretmediyseniz eğer 2-0 öne geçti. Ee, Kayserispor çok kısa bir süre içerisinde ilk 15 dakika içerisinde ilk yarıyı 2-1 yaptı Konyaspor. E, Konya Spor. Ondan sonra da ikinci yarıda muazzam her iki takımında muazzam bir oyunu tebrik edelim. 3-2 kazandı İttifak Holding Konya Spor. Adana Demirspor Demir, Demir Grup Sivas yine yoğun bir karşılaşmaydı. Demir Grup Sivas 3-2 kazandı konuşacağız bu maçı da. Ve Fenerbahçe, Aytemiz Alanya Spor deplasmanından 5-2 galip dönüyor. Zor bir rakip, zor bir deplasman her takım için, ligimizdeki her takım için zor bir deplasman Alanya deplasmanı. Fenerbahçe farklı bir galibiyetle dönüyor. 3 maç dedik. Medipol Başakşehir Fırat Portav Antalya Spor hatırlayacaksınız dün oynanacaktı ama Antalya Spor İstanbul'a gelemediği için kötü hava koşulları nedeniyle bugün saat 16'da oynanacak. Akşam saat 20'de ise derbi maç var Galatasaray Beşiktaş ve aynı saatte GZT Giresun Spor Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Hemen dün akşama dönelim dün akşam oynanan... Bu haftanın enteresan Buyurun. bir detayını ekleyelim mi? Tabii. 7 maç 31 gol şu ana kadar bu ortalamayla devam ederse yeni bir gol rekoru geliyor. Geçen hafta gol rekoru kırıldı. 63 yıllık süper Lig tarihinin. Bir hafta sonra yeni rekor olma ihtimali var. Bu ortalama ile devam ederse. Enteresan değil mi ligin? Daha enteresan bir şey söyleyeyim. Belki e, dikkat yani sizin hoşunuza gider. Son bir aydır zaten beraber her gün program yapıyoruz burada. E, topun oyunda kalma süresi arttı. Evet. Takımdaki oyuncuların ayakta kalma ve mücadele etme İş, iştahları, istekleri arttı. Bu da hani sürpriz geri dönüş, sürpriz geri dönüş diyoruz ya. işte onlar bundan kaynaklanıyor. Takımlar... Niye oynamaya... böyle oldu acaba son bir aydır? Bilmiyorum son bir ayda bir şey oldu yani. E, oynamak daha cazip oldu. İhale süreci mi Olduydu? etkiledi acaba? bilemiyorum artık ne etkili oldu. Dört takım var geriden gelen bu hafta. Mağlubiyetten galibiyete geçen. Onun sebebi işte bu. Oynama takım isteği var. arzusu kimse bırakmıyor artık. Geçen başarı, hafta dört oldu. vardı. O da evet, enteresan. Evet, evet. Dört takım geriden gelmiş. Bir de artabilir. Üç maç daha Adana maçını saydınız mı? Geriden geliş derken. Saydım. Onlar da çünkü gol iptal oldu vesaire. Fenerbahçe... Hani, ee, Trabzon'u dakika. da Sivas o, orada geriden gelme yok ya. Onu saymadım. Hangisini? Trabzon'u mu? Sivas Hala. Adana maçında. Onlar da öne geçmişte. Az kalsın o da olacaktı diye söyledim. Ama az kalsınları saymıyoruz. Biz tamam, doğru. biliyorsunuz. <laughs> Olmuşları sayıyoruz. Adana'yı sayamadık. Ama 4 maç var. 4 takım var geriden gelen. Geçen hafta da dörttü. Artabilir de sayısı. Aynen öyle. Dediğimiz gibi. Ha bir de şey haftanın ilginç olayları demişken. Altay Bayındır asist yaptı. Asis Yapan evet. Kaleci olarak da tarihe geçti. Çok Müthiş. hakikaten muhteşem bir pastı. Rossi'de. Dün akşam çok güzel bir oyun çıkardı. Konuşacağız hepsini. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Arda girer, Fener güler. Arda Güler'e vurgu yapmış. Sarı lacivertliler 26'da Rossi ve 50'de Mesut'un penaltı golüyle 2-0'ı bulduğu maçta Tayfur'un 14 dakikadaki dublesiyle şoke oldu. Genç Yıldız adayı Arda Güler girdikten 4 dakika sonra 78'de takımını öne geçiren golü attı. Son golünde asistini yaptı. 90'da Pelkas, 90 artı Berişe ile farkı iyice açan Kanarya maç fazlasıyla 3. sıraya çıktı. Çıktı. Skor 2-2 iken girip 4 dakika sonra Kanarya'ya zaferi getiren golü atan Arda Güler duygularını şöyle aktardı. Kazanmak zorundaydık abi. Sarıla Civertliler ligin ilk yarısında yenildiği Alanyaspor'dan Spor'dan rövanşı deplasmanda farklı skorla aldı. Foto maç gazetesi bir yıldız doğuyor. 74'te giren genç yıldız 2-0'dan beraberliğe gelen maçta attığı gol ve asistiyle Fenerbahçe'yi 3 puana 14 hafta sonra da 3. sıraya taşıdı. Fenerbahçe'nin diğer golleri Rossi, Mesut, Berişa ve Pelkas'tan geldi. Kanarya Alanya'daki 17'lik Arda Güler'le uçtu. Bir yıldız doğuyor diyor ya Uğur Bey sizin de defalarca altını çizdiğiniz gibi bir yıldız doğuyor değil adam sanki yıldızmış. Evet, Şimdi bakın mi? dün akşam Süper Lig programında Feyyaz Uçar da Tugay Kerimoğlu da İlker Yığcıoğlu da Güntekin Onay da aynı konunun altını çizdi. Bizim ülkemizde e, dalgalanma bandı çok geniştir. Ya yerin dibine sokarız ya göklere sky the limit göklere fırlatırız. Yani Standart bir şeyimiz yok çok geniş bir bantta dalgalıyor her şeyde böyle öfkemizde böyle sevincimizde böyle kızgın her şeyimiz çok geniş bir bantta bir şeyimiz yok yani bir tutarlılığımız bir standartımız yok ee, sevgili Arda Güler için de aynı konunun altını çizdiler yani bir anda böyle oldu yaptı deyip de çocuğun mentalitesini herkes böyle üstüne yüklenip de çocuğun kafasını bozmayalım ama görüntü sanki benim izlediğim maşallah hem ailesini tebrik etmek lazım hem onu yetiştiren insanları tebrik etmek lazım hem de genç kardeşimizi tebrik etmek lazım. Bütün bunların farkında ve bunları sindirmiş gibi. Peki nasıl abartmayabiliriz? Yani mesela böyle bir genel olarak yo, yo, böyle yo. bir yargı vardı. Abartmak derken yani nasıl hep şu. birlikte bir bir yerde buluşalım. Bütün spor medyası, bütün spor severler. Beyler abartmıyoruz. 30 sanki. milyon kişi toplantı yapalım. Beyler abartmıyoruz mu diyelim gerçekten ben merak ediyorum. Orada nasıl söylenmek o. istenen şey şu. Ee, siz de biliyorsunuz ki yakın çevredir, menajerlerdir, odur, şudur, medyadır, budur. Yani öyle bir yazılıyor, çiziliyor vesaire ki o bir yerden sonra film kopabiliyor. Çavi pozisyonun en iyisi gelmiş geçmiş belki de. Pedri için bunları söylüyor. Gelmiş geçmiş en iyi olacak belki diyor yani varsa oyuncuda öyle bir potansiyel. Çavi dahi olsan ki adam o en iyisi tarihteki. Hani onun söylemesi daha değerli. Söylüyor yani. Mental olarak bunu idare edebilmek için temelin ve de desteğin sağlam olması lazım. Arda'da da o varmış gibi görünüyor. De Demeye çalıştığım seviyorum. şey oydu yani özetle. Hayır şu yüzden aslında itirazım benim Feyyaz'a Tugay'a falan değil. İsmail Kartal'a aslında itirazım. İsmail Kartal diyor ya işte ben e, oyuncuyu kaybetmemek lazım. Oyuncuyu ekonomik kullanmak lazım. Ee, neydi o kullandığı başka bir sözcük vardı şu an unuttum. Saklamak. Istiyor. Saklamak. Oyuncuyu saklamak lazım. Ya saklamasa keşke gibi hissettiriyor o yüzden. Esasında benim itirazım İsmail Kartal'a. Şimdi Gavi'yi saklıyor mu? Saklamak. Barcelona. Yok. Hemen hemen yaşta ay farkı var galiba aralarında yanılmıyorsam. Veya bir, bir buçuk yaş fark olabilir. Saklamıyor yani hazırsa oyuncu oynayabilir durumdaysa. Bu hafta ligde o, Ricky Puig onun yaşındayken şimdi büyüdü ama onun yaşındayken Ricky bu işte oynatmıştı Barcelona. Onun yaşlarına yakın kendiyim. Şimdi bir yanlışlık olmasın. Phil Foden yine o yaşlarda sahneye çıkmış. Tugay kendisi. Tabii. Tugay Hoca'nın bizzat kendisi değil mi? Kendisi. Tugay da çok erken yaşta yanılmıyorsam 1970 doğumlu 1987'de oynadı Tugay diye hatırlıyorum. Hocam bizi seyrediyorsan 88 yazar. 88'e en azından öyle 88 sezonda. Bülent de oynadı, Tugay da oynadı. Bülent 68'de ama Tugay 70'de. Tugay'ın oynaması daha büyük haber. Ee, ben oynadığını hatırlıyorum. Dolayısıyla varsa o özelliği nasıl Oyna. Tugay bunun altından kalktıysa Tabii çok olgun bir topçu. Çok küçük yaşta bile sadece liderdi. Arda'nın da varsa özelliği kalkacaktır. Bir sonraki sayfamız Fanatik gazetesinden Altay büyük oynadı demiş gazete. Kanarya'nın yıldız kalecisi Altay Bayındır Alanya maçında galibiyetin mimarı oldu. Kalesine gelen 9 şutun 7'sini kurtaran 23 yaşındaki file bekçisi 26'da da Rossi'nin attığı golün pasını verdi. Kariyerinde ilk kez asist yaparak tarihe geçti. Rossi yine deplasmanda coştu demiş Fanatik gazetesi. Son olarak Sabah gazetesi biz o gole çalıştık. İsmail Kartal Altay'ın asistinde Rossi'nin ağları bulmasının tesadüf olmadığını söyledi. Deneyimli teknik adam gecenin başarılı isimlerinden Arda Güler için de hem Fenerbahçe'nin hem de Türk futbolunun en büyük oyuncularından biri olacak dedi. Ozaiz Samuel kanatta başladı bekte bitirdi demiş gazete. Bright Ozaiz Samuel dün akşam 90 dakika sahada kalırken sadece bir şut denemesinde bulundu ancak isabet sağlayamadı. Nijeryalı yıldız %81.8 pas isabetiyle oynadı. Bilgiyi baktım. Vereyim mi? Tuga Hoca bilgisi var. Hmm. Buyurun. 12 Eylül 1987 Rize Spor maçında Oynamış. ilk kez oynadığında daha 17 yaşını doldurmamış. 1970 Ağustos sonu yeni doldurmuş. Yani çok özel bir insan olduğu zaten kariyerini yani o şekilde idare etti. 17 ilan yıl zaten. ve 18 günlükken galiba Arda'nın tam şu an yaşı o. Arda da çünkü yeni doğum günü oldu. 17 yıl ve 18 günlükken oynadı. Bir örnek daha vereyim. Emre Hı. de Tugay'ın yerine girmişti ilk. O da 1980 doğumlu. 1996-90'lı sezonda bir Ankara Cumhuriyeti'nde inanamıyorsam Tugay'ın yerine girmişti. Yani Tugay hem kendisi 17 yaşında oynadı hem de 17 yaşında oynayan bir başka süperstar Emre onun yerine girdi. Onun da doğumuna şahit oldu. Dolayısıyla en iyi o bilecektir tabii ki. Burada son iki golde hakem hata yaptı. Alanya Spor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez. Fenerbahçe'nin son iki. Son iki. Kaçırdım. Kaybettim yeri. Ha son iki golünün hatalı olduğunu söyledi. 36 yaşındaki futbol adamı Fenerbahçe'nin dördüncü golünde kaleci bir metre kadar dışarıdaydı. Bununla ilgili kontrol de yapılmadı ve maç koptu. Beşinci golde de foul var şeklindeki e, sözlerini aktarmış gazete. Şimdi hocanın bu sözlerinden ziyade dün akşam maç sonu flash röportajda e, muhabir arkadaşımız kardeşimiz Mert Yüksektepe sordu. Sizce maçın kırılma anı neresiydi diye. E, Felipe Sanchez maçın kırılma anını ben size söyleyeyim. E, Hangi gol olarak söyledi? Üçüncü, 90. dakikada Pelkas'ın attığı gol. Dördüncü gol. Dördüncü gol. Kırılma anı. Kaleci uzun oynadı dedi, uzun oynadı ve çok çabuk geldiler. Biz orada dengeyi kurmaya çalışıyorduk vesaire diye özetledi. Sanki bir tane değil birkaç tane kırılma anı var bu karşılaşmada. Yani Felipe Sanchez'e o anlamda katılmıyorum. Bir Avaz Yemin çıkışı, maçın kırılma anlarından bir tanesiydi. İki Ozan Tufan değişikliği. Yine maçın bir diğer kırılma anı oldu. O saatten sonra Alanya Spor aldı riskleri arttırdı. Fenerbahçe'de daha ideal bir takıma, daha sağlam duran bir takıma dönünce bu sonuçta aslında normal oldu diyebiliriz herhalde. Bir değil birkaç kırılma bir... anı vardı yani. Haklısınız evet, haklısınız. Alanya Spor tabi çok spesifik bir oyun modeli olan, herhangi bir rakip gibi ele alamayacağınız özel çalışmanız ve özel strateji geliştirmeniz gereken bir rakip. Fenerbahçe bunu yapmış. Tebrik etmek lazım İsmail Kartal. Aynen öyle. Özellikle maçın ilk yarısında hatta 60-65'e kadar önde çok organize ve samimi bir baskı yaptılar. Alanya'yı defalarca geriden çıkarken zor duruma düşürdüler. Ve e, kaptıkları topları da pozisyona devişirdiler. Doğru. Gerek geriden hızlı çıkışlar gerek önde baskılar konusunda Fenerbahçe çalışılmış organizasyonlar sergiledi. Ben... Alanya Spor'un tek direktörü Farioli'nin değişikliklerinin ben de rol oynadığını düşünüyorum maçın hikayesinde. İlk değişikliği Avaziyam Cecu değişikliği 60'ta. Evet. Ama o sırada e, skor 2-1'di. Avaziyam Cecu değişikliğiyle savunmayı dörtlüye çevirdi. Ve ön tarafa klasik bir center for koydu. Yani bildiğimiz 4-2-3-1'e döndüler. Normalde 3-4-2-1 başlamışlardı. Ve doğru da etki etti bu maçı. Doğru da etki etti. Maçı 2-2'ye getirdiler. Pozisyonlar buldular ama Sonra sanırım maçın 2-2 olmasının verdiği şehvetle çünkü oraya hani tutku yetersiz kalır. Tutkunun ötesinde bir şey yaşar orada Farioli. 74. 74. dakikada Milinovic çıkardı bir stoper daha. Avaziye mi çıkarıp Cecu'yu sokması bence olumluydu. 4-2-3-1'e dönmesi. Ama 74'te bir stoper daha çıkardı. Milinovic'i çıkardı. Oğuz'u soktu. Bir forvet daha soktu. Baktım acaba savunmaya Umut mu kayacak diye. Özellikle dikkat ettim. Umut Güneş'e savunmayı mı dörtleyecekler diye. Hayır. Üçlü de, savunma de. devam ettiler. Evet. Umut biraz önde oynadı. 3-1-4-2 gibi oldular. O dakikadan sonra, 74'ten sonra. Ve esas ence, bence orada dengelere kaydı. İlk stoperi çıkartması olumluydu. İki stopere dönüşü. Furkan Milinovic olmuştu. Klasik dörtlü savunmaya dönmüşlerdi. Ve bir 10-15 dakika oyunu çok iyi ele aldılar. Doğru. Ama sonra niye skor 2-2 olunca o tutkuyla beraber Farioli bir stoper daha çıkarttı oyundan ki çok alışık olmadığımız türden bir risk. Sağda klasik stoper sadece Furkan kaldı. Furkan iki yanında Huan, Fran ve Tayfur zaten hücumcu oyuncular. Hücumcu bekler. Üçlü savunma öyle. Önlenir Umut. O savunma modeliyle Fenerbahçe'nin bu kadar akılcı ve zeki oyuncularına karşı koyma mümkün değildi. Birincisi o yüzden maçın kırılma anlarından biri Avaziyem'in çıkışıyla beraber Milinovic'in çıkışında orayı yazarım. İkincisi Ozan'ın çıkışlarınız o da doğru. Şimdi Fenerbahçe yoğun bir oynanmak zorunda kaldı Alanya Spor'a karşı. Çünkü sürekli önde baskı yapıyorsunuz. Önde baskı da ister istemez başarılı olmadığında sizi geriye koşturuyor. Bununla ilgili birkaç görüntü istedim. Oradan Ozan değişikliğine bağlayabilir miyim? Şu Fenerbahçe'nin önde baskılarını istemiştim ya Tolga. Alanya Spor'un savunmadan çıkışları mı? Tabi Alanya Spor'un savunmadan çıkışları Fenerbahçe'nin önde baskıları. 34-44 ve 51. Onları bir görürsek bakın Alanya Spor sürekli bu şekilde geriden pasa çıkmaya çalışıyor. Fenerbahçe daha önce Pereira kapatıyor. döneminde öndeki üçlünün, arkasındaki üçlünün mesafesi çok geniş olurdu bak. Öndeki üçlü ile arkadaki üçlü yakın. Sizin söylediğiniz bal peteği formasyonu. Bal da. peteği modeliyle bak 7 kişi geliyorlar oraya. 3 kişi gelmiyorlar. Pereira döneminde 3 kişi geliyordu. 3 kişi ile orta üçlü arasında 50 metre oluyordu. Doğru. Dolayısıyla o pres oluyorlar. göstermelik bir risk şey oluyordu. Bak, baskıyı bu şekilde doğru bir şekilde yaptığı için bak marafon uzun oynamak zorunda kaldı. Hop bitti. Veya pozisyona dönüştü. Neyse ama uzun oynamak zorunda kaldı. Devam edelim. 44. Alanya bir de iyi çıkacak şimdi göstereceğim pozisyonda. Bakın 44. Niye? Özellikle ben de yazdım bunu çünkü hem Alanya açısından hem Fenerbahçe açısından evet. maçın en keyifli anlarından bir Doğru. tanesiydi. Alanya bir de iyi çıkacak. Bak evet, Fenerbahçe yine 4-6 kişi var değil mi ekranda? Doğru. 7. de gelecek şimdi. İşte. Geldi. Bak 7 kişiyle baskı yapıyor Fenerbahçe rakip yer alanda. Alanya Spor bu kez merkezden zaten Novais muhteşem bir evet. Bak 18 numara Novais. Bak oyunu açan Novais. ikinci yolda, Galatasaray Pulgar'ı alıyor. Bak ligde Novais diye bir adam var. farkına değiller. Yani Ligin en iyi. pasta muhteşemdi. Burada Kim Minje'nin evet. takibi de muhteşemdi. Altay'ın da kurtarması muhteşemdi. Maçın, ben buraya 44. dakika diye özellikle notu aldım. Siz benden önce davranmışsınız. E, maçın en güzel anlarından bir tanesiydi bu. Hem Alanya'nın hata hem Fenerbahçe'nin evet. savunması. Şimdi burada mesela Fenerbahçe geri koşturdular. Şimdi 50-30'a bakalım. Bu 50-30 mu? Evet doğru ikinci yarı. Bakın Fenerbahçe yine kalabalık geliyor. 7 kişiyle burada. Alanya Spor yine topu ön tarafa taşımayı başarıyor. Bak Fenerbahçe nasıl kalabalık. Topun kaybedildiği yerde gördün mü? Evet. Şimdi burada kalabalık olmak çağdaş atanın deyimiyle pahalı bir oyun. Doğru. Ön tarafa kalabalık gidiyorsun. Geriye kalabalık koşuyorsun. Topun kazanılması gereken yerde kalabalık oluyorsun çok yüksek efor gerektiren bir oyun. Çok yüksek efor gerektiren bir oyun. iki futbolcuyu Fenerbahçe'de alaşağı etti. Ozan ve Mesut. Ozan ve Mesut bu tempoya dayanamadılar. Doğru. İsmail Kartal bu değişikliklerde geç kaldı. Bana sorarsan. Ozan değişikliği 60 mıydı? 66. 60, Mesut 8, değişikliği 60, 74. Evet. 68 her neyse o dakikalarda. Mesut 74. 68 74. Biraz daha erken yapması lazımdı. Yani maçın kontrolünün Alanya'ya geçmesi, maçın 2-0'dan 2-2'ye gelmesi Fenerbahçe'nin bu yoğun oyunun, bir pahalı oyununun Ozan ve Mesut'a uymaması. Mesut ikinci yarıda penaltı dışında tamamen kayboldu. Oyundan düştü. Ozan düştü. Alanya'nın iki golü de soldan geliyor. Tayfur'un kararından. Niye? Ozan da çünkü bu Boşluk tempoya buldu. Üst üste bu arada. Üst üste Boşluk bulur geldi. çünkü Ozan ve Mesut düştü oyundan. İsmail Kartal bu değişikliklerde geç kaldı. Ne zaman değişiklikleri yaptı? İsmail Kartal doğru değişiklikler yaptı. Fariol de yanlış bir değişiklik yaptı. Evet. Milinovic Oğuz değişikliğiyle savunma üçlüye çevirdi ama çılgın bir üçlü. Üçlünün sadece biri savunmacı. ikisi hücumcu. Fena başta faturayı kesti. Bence dolayısıyla maçın evet birden fazla kırılma anı var. Ama bence en kritiği Milinovic'in çıkması. Milinovic çıkarıp sahada tek stoper bırakması. Gecenin doğrusunu söylemek gerekirse her iki takımın oyuncuları da hakikaten çok güzel performans ortaya koydu. Hani aralarından bir tanesini seçmeye kalksan hepsine aynı krediyi vermen lazım. Birçok oyuncu, oyuncu var. Arasından herhalde Altay biraz daha ya da diğer oyunculara da baktığımız zaman hepsinin kıyasladığınızda rakiplerine ya da arkadaşlarına göre sıyrıldıkları biraz daha ön çıktıkları alanlar vardır ama herhalde Altay gerek kurtarışlarıyla az önce 44. dakikada şeyin geri vuruşu Kim Minje'nin geri vuruşu. Orada efecana vuruş şansı vermedi. E, Altay onu da çıkardı. Tebrik edelim. Asiste yaptı. E, Altaya e, yapılan fouller var Uğur Bey. Oraya da bir bakalım mı? Tabii. Şimdi Alanya Spor ön tarafta baskıya geliyor. Duran toplara çok kalabalık geliyor. Özellikle duran top dönüşlerinde de Fenerbahçe çabuk çıkmaya çalışıyor. Bakın her seferinde Altay evet. çabuk çıkmaya çalışıyor. Bakın burada Furkan engelliyor. Ve bunu stratejik olarak yaptılar. Şimdi bir başka pozisyon. Altay yine çabuk oynamak istiyor, ceju engelliyor burada, değil mi? Doğru, doğru. Başka da var. Bilinçli olarak yapıyor bunu. Alan yaspor. Biz iki tane örnek almışız. Bir tane daha vardı ya. İki tane mi almışız? yok bir, bir tane, bir de poz, e, poz, beş numaralı pozisyonumuz var. Şimdi o da gelecek. Çünkü çok defa yaptılar. Her seferinde faulle. Stratejik olarak. Tabii gibi. stratejik olarak Altay'ın hızlı çıkmasını engellediler. Ee, ben üç tanesini rica ettim. Bakın yine burada hop. İşte burada dirsek oldu olmadı vesaire tartışması Avaziyam ama zaten. Bu sefer de evet. geliyor. Ama Avaziyam normalde Altay'ın önünde değil. Yandan geliyor Altay'ı engelleme. Evet. Ondan sonra dirsek diye bak. Şimdi Avaziyam nerede? Avaziyam Altay'ın normalde önünde değil. Önüne geliyor kesmek için. Şimdi Bu pozisyonda Volkan Bayarslan zaten. stratejik olduğunu yakalayamadı yakalaması gerekirdi. Buna engel olması gerekirdi. Çünkü tekrar ikinci defa tekrar artık sarı kart göstereceksin. Kalecinin hızlı oynamasını sürekli engelliyorlar. Yani Farioli e kariyeri için kritik bir maç oynadı. Başarılı 10 maç 18 puan fena değil. İkinci yenilgisini aldı daha Trabzon fena baştan. Ama onun stratejisini diğer takımlarda da e kontratez geliştiriyorlar. Antitez gelişiyor ve başarılı oluyorlar. Ve bu tarz bakın faullü hareketler şık değil. Farah yönünde kendi geliştirmesi lazım ki zaten genç bir tek direktör. Her geçen gün üzerine koyuyor ama daha fazla koyması lazım. Kayseri yeniyorsun ama Fenerbahçe Trabzon daha çok çalışıyor bu işe. Bak daha sana izin vermiyorlar. Daha yetenekli var. Daha yetenekli oyuncuları var. Daha akıllı oyuncuları var. Topu hayır var. kullananlar var. Şimdi Altay demişken bir de Altay'ın <laughs> asistini de görelim o zaman lütfen. Ee, hoca İsmail Hoca biz bu pozisyon çalışmıştık dedi. Pozisyon itibariyle evet çalışmışlardır ama e, Rossi'nin vuruşuna da bir dokunuşu orada şiddete Bakın evet. fazla sekmesine müsaade etmeden dokunuşuna da bir kredi vermek lazım. Müthiş. Değil mi? Bir gol attı, bir asist yaptı. Ki asist Manchester City asisti diyebiliriz herhalde. Değil mi? Kime yapmıştı asisti? Arda'ya. Arda, Arda Güler'e asist yaptı. Top herkesi çıktı diye bakarken pat diye arka boşluğa çıkardı. Evet. Ki çok uzun bir oyuncu değil. İki golde de direkten dönen toplarının katkısı var. Bir direkten döneni beriş almadı, bir direkten döneni penaltı oldu. Ee, bir dekten döndü. Pelkas tamamladı. Pelkas mı tamamladı? Pardon. Arda'nın ki Berişan'ın ki Arda'nın ortası değil miydi? Şuradan hemen bakalım. Evet, Pelkas Arda Güler. tamamladı. Evet, evet. Bir direkten dönünde penaltı oldu. Doğru. Yani dört golle katkısı var. Asist olarak yazılmadı ama. Her yere bir gol bir asist. Temas etmiş. Artı iki golle katkısı var. Şimdi Rossi zaten Amerikan Avrupa'ya getiren şey buydu. Yüksek gol ve asist istatistiği ama fiziksel olarak biraz ee, bu ligin seviyesinin altında kalmıştı. temas oyundan kaçtığı için çok fazla temas etmedi. İkili mücadele yüzdesi yüksek olmadığı için. O yönde gelişiyor. Yazın umarım kuvvet çalışması yapar. Hızlığını kaybetmeden. Bir de tabi Alanya maçında özel ön plana çıktı. Çünkü geçiş. Tam bir geçiş futbolcusu. Ee, sete karşı hücum ettiğinde daha fazla göğüs göze çarpışma var. Daha Hay fazla oluyor. kemik kemiğe çarpışma var. Rossi'nin maçları olmuyor. Sete karşı oynadığın zaman. Ama dikkat et. Geçiş çok fazla olduğu zaman Antrak Fan Kutlaşı da öyle olmuştu. bir, bir biten. Geçiş çok fazla olduğu zaman ön plana çıkıyor. Rossi için o yüzden uygun bir maçtı. Fenerbahçe forması da çok fazla geçiş oynayamaz. Kendi geliştirmesi lazım. Sözleşme de var. Sözleşme de yaptı. Uzun süreli bir kontrat da var. Yazın muhakkak kuvvet çalışması lazım Rossi'nin. Bu ligin değerlerine yaklaşması lazım. bu maç süperdi ama. Uğur Bey Fenerbahçe'nin iki beki Atilla Salay ve Sağda Ozay Samuel. Ozan. Ozan sonra Ozay Samuel oldu. Acaba Ozay Samuel ile başlasa... Atilla Salah'ı nasıl buldunuz? Acaba Ozay Samuel ile başlasaydı nasıl olurdu? İki soru. Sanki ideal bek şu an kadroda Samuel evet bence de. Ama önde de bir hareketli başladı. Bir 10 dakikada 3 tane pozisyon içinde var. Çünkü karıştırıyor. Bir koordinasyon bozukluğu var ve o bir avantaja dönüşüyor. Kendisi de muhtemelen bazı hareketlerini ve davranışlarını tam alamayla kontrol edemiyor ama o rakip de şaşırıyor. Kendisi şaşırırken. Ve bu avantaja dönüşüyor. Sarsak çalımlar atıyor. Evet. Bazı oyuncular da vardır. Celil Sağır da vardı mesela. Yani tam olarak e, esnek bir vücudu vardı. Attığı çalımın kendisi de farkına varamıyordu. Samuel'de de o var. bek olarak bence de Pereira onu çok geliştirdi. Daha Pereyron verimli oluyor. Da. E tabi şimdi şöyle bakmak lazım. Roberto Carlos hücum oynayamaz mıydı? kariyeri boyunca sol açık oynayamaz mıydı? Oynayabilirdi ama bek olarak tarihe geçti. Kafu sağ açık oynayamaz mıydı? Oynayabilirdi ama bek olarak tarihe geçti. Samuel de bundan sonra bek olarak devam ederse sanki daha iyi bir kariyer yapar. Ön alan oyuncusu olarak fark yaratması zor. Ama bek olarak fark yaratma ihtimali bence daha güçlü. O sayede Samuel daha fazla artık sanki bek oynaması lazım gibi geliyor bana. Salaya gelince çok yönlü oyuncu. Nereye koysanız oluyor değil mi? Macar milli takımında da zaten üçlü savunma oynuyorlar ve üçlü savunmanın sol stoper olarak bayağı bindiriyor. Macarların üçlü savunmasında biri kalıyor biri çıkıyor çünkü. Sol stoperle sağ stoperin. Salah'ı oradan zaten çıkma esprisi de var. Fenerbahçe sol bek olarak bunu gösteriyor. Ama yeni sezonda Kim Mince ve Salay Göbeği hem Fenerbahçe'nin hem de ligin en değerli asetlerinden biri olur. Fenerbahçe'de bek transferi yapar. Ya da Ferdi kalırsa Fenerbahçe'de kariyerine sol bek olarak mı devam ettirebilir bilmiyorum. Ya da Ferdi olur. Kim ve Salahi de Fenerbahçe Avrupa Kuparı'nı da şu anda Lig 3'ünün soluna göre oynamaya aday. Avrupa Kuparı'nı da kendini gösterebilir. iyi bir gelecek bekliyor olabilir Kim-Salah ikisini. Yani şu an Lig'in en değerli asetlerinin ikisi Kim ve Salah'ı. Yani Salay'ın sol bek olarak bir hikaye yazacağını çok tahmin etmiyorum. Mecburiyetten şu an oynuyor ama hem Novak yok hem Ferdi yok. Ama Salay'ın hikayesinin stoper olarak yazılacağını düşünüyorum. Çünkü stoper doğmuş adam. Stoper olarak devam edecektir hayatını. Alanya e, Spor, Aytemiz Alanya Spor dün herhalde sahanın en ilerinden bir... Tayfur diyelim öncelikle. Tayfur hem pas oyununda hem de boş alan bulduğunda neler yapabileceğini bir kez daha gösterdi ama takımın göz bebeği demeyeyim, kimseye de haksızlık etmeyeyim ama en Beyni diyebilir miyiz bilmiyorum. Novayş. Muhteşem bir oyun oynuyor. Boş alanları çok iyi görüyor. Saha görüşü çok iyi. E, oyunu genişletmeyi çok iyi biliyor. Alan yaratmayı çok iyi biliyor. E, dolayısıyla hoca onu ileride de geride de istediği gibi oynatabiliyor. Çok yönlü bir oyuncu. Bugüne kadar nasıl göremedik? İzleyici olarak hani ben kendime evet. soruyorum. Nasıl göremedik? Hakikaten ilginç. Aslında o programı çok andık. Doğru siz hep bahsediyorsunuz. İzleyicileri hatırlarlar kiralık Braga'da. Umarım e, opsiyonu vardır ya da Alanya Spor umarım görüşüyordur alır bon servisini. Çok özel bir e, derin oyun kurucu olarak oynuyor. Deep lying midfielder dedikleri, regista dedikleri ecnebilerin derinde oyun kurucu. Pirlo'nun son döneminde oynadığı rol. Kariyerinin sonu. Mateus'un kariyerinin son döneminde oynadığı rol. Başlangıcı değil. Başlangıçta ikisi de 10 numaraydı ama futbolu bırakırken Pirlo da Mateus da derin oyun kurucu olarak bitirmişlerdi. Öyle oynuyor Nova iste. Aslında 10 numara oynayabilecek özelliklere sahip ki kariyerinde 10 numara da oynamış, 8 numara da oynamış ama onu Farioli derinde oynatıyor. Tabi Bülent Korkmaz'a da kredi vermek lazım. Çok oynayan bir oyuncu değildi. Bülent Korkmaz son maçlarda oynatmaya başlamıştı. Farioli zirveye taşıdı. Nova Türkiye performansını. Bence zaten büyük takım oyuncusu. Bence dememe gerek yok. Braga'dan kiralık olarak geldi. Braga, Carlos Carvalho'nun takımı. Carvalho ile temasa geçip hani bir an önce Novais'in kaderi ile ilgili Alanya'nın bir rota çizmesi gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum oyuncu kendini hissediyor mu? Bence hissediyordur. Burada mutludur. Lig için büyük kazanç. Tayfur'a gelince çok iyi bir çıkış yapmıştı. Bek olarak normalde bir açık oyuncusu. Bek olarak yeni bir kariyer yarattı. Alanya'nın da üçlü oynaması tabii işine geliyor. Çünkü kanat bek olarak daha fazla 100 metrede oynuyor. Kupada da attı. Takımını üst sıra çıkarttı. Ligde de peş peşe atıyor. Golcü yönde ön plan çıktı son dönemde. Tabii üçlü oynadığında takım çok yarıyor Tayfur'a. Furkan orada sol stoper oynuyor. Arkasını kapatıyor. Genç Furkan. Çok da iyi gidiyor. Furkan'ın da altı çizelim, 2000'li stoper. İki deneyimli stoper çıktı. Avaziyan ve Milinovic. Furkan kaldı sahada. Çok iyi gidiyor. Furkan da Tayfur'u rahatlatıyor. Tayfur daha fazla öne bindirme yapma şansı buluyor. 6 yerli oynadı dün ilk 11'de. Alanya Spor'da. Sonradan Oğuz da girdi. Bir başka umut genç oyuncu. Yani Stefan Kunt herhalde Farioli'yi bir kahve içmeye davet edip bir özel teşekkür etmesi lazım. Yani milli takıma sürekli oyuncu havuzu genişletiyor. Bir İtalyan, 32 yaşında bir İtalyan. Milli takıma Furkan aday. Emrah Baba milli takıma dönmeye aday. Efecan zaten milli takımın oyuncusu. Efkan aday, Tayfur aday, Oğuz Aydın gelecek için aday. Umut Güneş sezon başında çok daha iyiydi ama adaylardan biri sayılabilir. Yani Eren Can'a da dakika vermeye başladılar. Bu kadar çok ligde yani Kayra'yı bile oynattı bek oyunu sonra ilk defa Fariol oynattı. Bu kadar çok ligde yerli oyuncuya şans veren başka hoca var mı? Varsa izleyicilerimiz söylesin. Yani milli takıma bu kadar oyuncu havuzu genişleten başka bir takım yok. Ya sırf bunun için de Farioli'ye teşekkür etmek Adana lazım. Adana Demirspor'da belki orada Montella gelir gelmez savunma göbeğini genç Tabii. kardeşlerimize Kesinlikle. emanet etti. Onu da sayabiliriz sadece ama dediğiniz gibi başka da aklıma kolay kolay Adana Demirspor parantezin çok iyi açtınız. Ona da değinelim. Çünkü yakından takip edenler bilir ama etmeyenler bilemeyebilir. Simon Deli Rasul aslında ideal stoper ikisi o olacak diye düşünülüyordu. Tayip, Talha, Samet Montella'nın Türk futboluna hediyesidir. Rasul'u Bek'e kaydırdı. Deli ile birlikte Tayip, Talha ve Samet'i rotasyona soktu. Kağan'a şans veriyor Bek'te. Orta sağ göbeğinde Sinan Kurt. Düzenli oynayan bir oyuncu. Yunus açık oyuncusu. Montella'dan önce kısıtı dakika alıyordu Montella ile beraber. Direk oyuncu konumuna geçti. Bir sürü yerli oyuncu Adana Demir Spor'da da düzenli şans buluyor. O, e da, genç, bir gen, o da bir İtalyan. Aynen öyle genç kardeşlerimiz. Zumba gibi Montella. de oynuyorlar. Maşallah. Kesinlikle öyle. Nazar değmesin. Şimdi Uğur Beyciğim iki tane pozisyon var maçta e, konuşmak istediğimiz tartışmalı pozisyon çerçevesinde değerlendirmek istediğimiz. Bir tanesi 13 numaralı pozisyon. Yani dakika 47 bir penaltı verildi Varla. Burada direkten döndü kaleci marafonunda temasla Top direkten döndü. Dönen topa Zays, Zays hamle yaptı. Avazyam orada herhalde göremedi onu çünkü önce top kendine gelecek gibi düşünürken sonra bir anda hızlanıp hamle yaptı ve bu hamlesiyle Vardan penaltı karar çıktı. Hakem çünkü önce avaz yeme yanlış hatırlamıyorsam avaz yeme faul yapıldı. Evet, evet, doğru. doğru. E, düşündü galiba. O yönde bir şey verdi ama önü de kapalı şu açıdan gördüğümüz kadarıyla. Arda kardeşler video hakem davet etti. Doğru da yaptı. E, Zahit tebrik etmek lazım. Yani Fenerbahçe'de Rossi 4 golde katkısı var. Mesut ya harika bir gününde değildi ama 47. dakikada bu penaltı olan pozisyonda Mesut pası veriyor Rossi'ye. Sonra da penaltı atıyor. Dolayısıyla penaltının oluşumunda da katkısı var yani orada da Mesut'un adına anabiliriz. Arda Güler bir gol, bir asist. Pelkas oyuna girdi, son derece iyi katkı yaptı. Ee, bir gol. Berisha oyuna girdi. Zaten Arda'ya o pası vermişti. Arda asist yapmadan önce top Berisha'na almıştı. Dolayısıyla o golü yaratılışta katkısı var. Zaitz penaltı yaptırdı. Kaç oyuncu saydık? 6 oyuncu saydık. 6 ay asist yaptı. 7 oyuncu oldu. En az 7 oyuncu. Unuttuğum bir oyuncu varsa gol gollere katkısı var Fenerbahçe'de. Yani ne ister bir tek direktör? Daha fazla değil Evet ne ister yani. Zaitz'in de burada katkısını özellikle alt çizmek lazım. 6 golü oldu. Fenerbahçe'de en çok gol atan 3. oyuncu yanılmıyorsa. Ve kendi milli takımında aslında 10 numara oynuyor genellikle. Yani gole asiste giden bir oyuncu. Ama Türkiye'de öyle değildi. Türkiye'de artık o ikinci Santifor koşullarını çok yapıyor ki Fenerbahçe'nin Pereira döneminde en büyük problemlerinden biriydi. Bakın Pereira döneminde defalarca burada konuştuk. Ya Crespo'nun gol asisti var mı? zaytsın gol asisti var mı? Mert Hakan'ın gol asisti var mı? Bu Fenerbahçe'nin orta ikilisi niye öne gitmiyor diye defalarca konuştuk. Bakın Pereira ayrıldı. Hepsinin çok daha fazla Ofansif katkısı. Zaits başta olmak üzere. Doğru. Mert Hakan da daha fazla gidiyor oralara. Süper bir çıkış var. Miha Zaits'in. Ee, Fenerbahçe'nin gelecek sezon planlamasında önemli Yer parçalardan biri. Crespo e, Zaits'i normalde bozmazsın. Öyle bir ihtiyaç olmazsa, gerek olmazsa, kontrat odaklı falan. Crespo E Fenerbahçe'nin iki stoperi var harika. Hatta üç stoperi var harika. Harika bir kalecisi var. Ya şimdi söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum ama yani yeri geldi bu Fenerbahçe'nin kadrosu yetersiz diyenler online mı acaba onların deyimiyle? Çünkü bunu söyleyen bir yeni nesil var ya, dönem dönem çıkıyor. Evet. dönem. dönem ya Fenerbahçe'nin kadrosu aslında yeterli. Biz Pereira döneminde ısrarla ya kardeşim bu kadro Nasıl daha değil. iyisini oynar. Bu kadronun derinliği var. E oynadı bu kadro, sene kadro önce... kaliteli. Bir sene önce oynadı benzer oynadı kadro. Yani. Şimdi oynaması lazım dediğimizde hayır kardeşim Fenerbahçe'nin kadrosunun kapasitesi bu. Pereira Alex Ferguson, Arsene Wenger bunlar aynı sınıfta hocalar diyorlardı. E Pereira gitti yerine çok üst düzey olmayan, büyük bir saygıyla söylüyorum ama kariyeri çok üst düzey olmayan bir hoca geldi değil mi? Fenerbahçe yeni sezonda çalıştırmayacak büyük ihtimalle. Geçici bir tek direktör getirildi. Görünen o. Yani büyük bir tek direktör dokunuş olmasa bile gerek olmadan Fenerbahçe daha iyi futbol oynuyor. Net. E demek ki bu kadro daha iyisini yapabilirmiş. <laughs> çok barizdi zaten. Yani aylarca linç ettiniz bunu söyleyen insanları aylarca veriye dayanmayan, veri odaklı olmayan. Çünkü veri odaklı olsa dersin ki kardeşim transfer market verilerinden her ihtiyaç olduğunda faydalanıyorsunuz. Dersiniz ki Türkiye'nin en kaliteli kadrosu bak transfer market söylüyor ders. Ama yeri geldiği zaman onunla manipüle ediyorlar. Onunla manipü transfer market verilerinden de faydalanmıyorlar. Fenerbahçe kadrosu açık ara Türkiye'nin en iyi kadrosu. Ya, market değerlerine baktığın zaman. Takdir edersiniz ki herkes konuyu kendi tarafına, kendi bakış açısına ya da söylemek istediği şeye Çekiyor ve dediğiniz gibi manipüle ediliyor. Ama net bir gerçek vardı ki Emre Belözoğlu'nun bıraktığı kadro arkasına bir iki ekleme oldu. E, o kadro daha fazlası şampiyonluğa oynayan bir kadroydu. Kısa sürede yukarıya çıkışı yakalayan bir kadroydu. Daha fazlasını yapabileceği gün gibi aşikardı. Hocanın biz burada bu kelimelerle söyledi. Hoca sanki takımı frenliyormuş gibi. Evet. Hocanın oyun anlayışı takımı oyuncuları frenliyormuş gibi görünüyor diye sezonun başından gittiği güne kadar söyledik. Ve söylediğiniz gibi bu da İsmail Hoca'nın dün akşam oynattığı İsmail Hoca'nın bir aydır belki üç haftadır, 4 haftadır oynattığı oyunda söylediğiniz sürecin sağlaması. Bir şey daha söyleyeyim mi sağlamaya katkı yapacağım. Buyurun. Ligin ilk yarısındaki Trabzon maçı. Trabzon 20 şut, Fenerbahçe 5 şut. Rakip cezası aslında toplu oynama. Trabzon 22, Fenerbahçe 10. İki Gol beklense. Trabzon 2.85, Fenerbahçe 0.28. Diyeceksiniz ki 10 kişiydi Fenerbahçe. E, i̇kinci yarısında da 10 kişiydi. Doğru. Ne oldu? Trabzon'a karşı harika bir Fenerbahçe. Sezonun en iyi Fenerbahçelerinden birini. 10 kişiyle bile yapabiliyorsun. Hiçbir eksik olduğunu hissettim. Ligin ben. ilk yarısında alanya yenildi Fenerbahçe. Tamam çok kötü oynamadı ama yenildi. İstanbul'da. Bülent Korkmaz'ın Alanya'sına üstelik. Ne oldu revanşta? Alanya'da 5-2 galip. Demek ki bu takım daha iyisini yapabiliyor. Yapabiliyor yani. Bunu bilemiyorum. Gerçekten Türkiye'de sosyal medya manipülasyonu diye bir şey var. Gerçekten yani doğruları eğip bükme konusunda olağanüstü bir araç sosyal medya. Diledikleri insanları itibarsızlaştırma, diledikleri insanların verilerini manipüle etme konusunda olağanüstü bir araç. Ve şimdi muhtemelen manipüle etmeye devam edecekler ben bunları söyleyeyim. İşte için. insanların da ya da kullanıcılar ya da kamuoyunun da bu konuda bilincinin artması lazım. Bazen çünkü çoğu insan maçı seyretmeden bir sözün arkasına takılabiliyor sosyal A öyle mi oldu diye. Ya da A işte penaltı mı, A işte e, bize öyle mi yapıldı falan. Halbuki öyle bir şey yok maçta. Ne olursa yok. olsun. Yani bir yazılan bir şey görüyor, A kesin öyle mi diye. Ondan sonra hiç olmayan bir şey çıkabiliyor, algı çıkabiliyor ortaya. Dikkatli Yayıncı kurulu şu yani. açıyı vermedi mesela. Birisi öyle bir şey söylüyor, ya peşinden din, gidiyorlar. Dün akşam mi? şu az önce e, Avazyem'in müdahalesiyle Zays'ın evet. yerde kaldığı pozisyon için mesela bir açıdan verildi dendi. Ya nasıl bir açıdan verildi? Ben maçı sev biliyorsunuz işte buyurun. Yani bütün maçları nasıl seyrettiğimizi biliyorsunuz yani burada. Yani Kaçakta bütün, bir açıdan verilmiştir bütün belki. Açıla, Çünkü bunu söyleyenler kaçakta Bütün açılardan izliyor. verildi. Allah Allah diyorum tekrar başa sardım. Evet kardeşim ben buradayım. Ben burada yorumcu olarak bulunuyorum. Sözleşmeli, kadrolu değilim. Neyse olabiliyor yani. Hayır yani olabiliyor olur mu ya? Olsa ben burada itiraz ederim. Yok yok ondan bahsetmiyorum. Manipülasyondan bahsediyorum. Evet. Yazmış yani bir evet. açıdan. İzlemiyor, i̇zlemiyor muhtemelen. Muhtemelen izlemiyor. İzlemiyor muhtemelen. Ya kendi kendinden ee, şüpheye düşüyorsun nasıl olur diye aynen öyle yani kendi bilgisi şey değil sahih neyse. değil neyse gelmiş burada kardeşim ben dünya kadar medya kuruluşunda çalıştım buranın kadrolu elemanı değilim her programda görüntü peşindeyim bu kadar bu program kadar görüntü analizi yapan başka program var mı bilmiyorum her sabah erken geliyorum buraya ve sürekli evet sürekli görüntü kovalıyorum evet. yani benim ben zaten öyle bir şey olsa ilk başta zaten ben çıp, şeyleri çıplak görüntülerin gider peşine oradan bulmaya çalışıyorum. Doğru. İki sezondur buradayım ben burada böyle bir şey görmedim. Benim görmediğim içeride binada olduğum halde görmediğim şeyi siz sosyal medyada nasıl görüyorsunuz abi? Ben bu binadayım ya her gün geliyorum. Her sabah yeride geliyorum kardeşim ben buraya. Her sabah yeride geliyorum program 11'de. Naçın ben yeride geliyorum ve sürekli burada görüntüyü istiyorum görüntü kovalıyorum. Vermediğiniz falan demek ne? Sosyal medya kullanıcılarına Uğur Melek'in sözü getirdiği yerden söyleyelim. Dikkatli olun. Yani her şeye inanmamakta. Canınız o dakika onu yapmak istiyorsa bile bu şeyin çok güzel bir e, kamu spotu var. Bu sosyal medyada ne deniyor ona? E, zorbalık değil de. E, Bulu Yeng'in Türkçesini arıyorsunuz. Evet. Vallahi zorbalık gelmediğim. galiba. Değil galiba. Neyse işte buna karşı durmak. Yani her şeye inanmayın. Her evet. şeye peşinde koşturmayın. Ya trol hesapları bir kenara bırakalım. Zaten hani trol hesaplar dışında bilmiyorum bu kadar çok bu şeye. Gerçek hesaplar sende daha az abi. Aynen öyle. Trol hesap Geldiğimiz dediğin çoğunluk yani, Dikkatli olmak da hakikaten değerli. Izleyenler. Sahte hesap sayısı gerçek hesaptan daha fazla ya bu ülkede. Fayda var vallahi. Başka böyle bir ülke herhalde. var mıdır bilmiyorum. Sahte hesabın gerçek hesaptan fazla oldu. Ha bir burada dolayısıyla bu penaltı pozisyonunda tartışmalı bir durum yok. Ee, yok. Diğer e değerlendirmek istediğimiz pozisyon hangisiydi? Bir dakika akışımı pozisyon 25 numaralı pozisyon. ben Adana Demirspor maçına geçmişim. Ha pozisyon 25. Dakika 81. Kim Minje ve ha buyurun tam da bu pozisyon. Kim Minje ile Efecan'ın bu e, mücadelesi. Şimdi bu yakın yanıltır. Yine biz şeyden görelim arkadaşlar. Pilottan mı? Genelden Pilottan mi? Göreyim. Yakın yanıltır. Tamam buradan görelim. Şimdi iki oyuncunun koşusu topa mı? İstikametleri top mu? Ya şu anda topa Şansları koşuyorlar. Şansları eşit mi? Burada bütün bu faktörlere bakma. Hala öyle mi? Hala öyle mi? Hala topa mı? Bak kim topu bıraktı. Birkaç adım önce bıraktı. İki adım önce belki. Kim mince? Aslında oraya başlayalım. kadar, değil mi? Şu son 2-3 adıma kadar şurada, iki oyuncu Şurada. Evet. Şu eşit şartlarda topa yönelmişlerdi. İkisinde de istikamet toptu. Şimdi burada kim birden top sola giderken kendi sağa yöneldi. Ve sırtından Ve efecanı. Avutu al. Şarj etti. Yani bir yere kadar dediğim gibi son 2-3 adıma kadar gayet şartlar eşitti. Mesela orada omuz omuza temas olsa son 2-3 adıma kadar asla faul demezdim. Ama şu son 2-3 adım bak burada kim burada topu bıraktı. Bak topu bıraktı bak gözlerine bak kimin. İstikametine bak. Top nereye gidiyor bıraktı, kim nereye bıraktı. gidiyor. Net bir şekilde Bıraktı girmiyor. direkt Efecan'a gidiyor. Kim gibi deneyimli bir oyuncu, Halbuki kim gibi kaliteli bir oyuncu. Geride kalmış diye bloklama şansı da var evet. yani. Hiç Neyse. gerek yoktu buna. Bu devam kararı çıktı burada ama sanki burada penaltı verilse daha doğru bir karar olacakmış gibi görünüyor. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Teşekkür ederim. Ee, şimdi Uğur Bey önümüzdeki hafta ittifak oldun Konya Spor'la. Oynayacak Fenerbahçe. Kolay bir maç değil. yine. Kritik maç. Kencere üçüncü şu evet. an itibariyle. Ardından yine kritik bir maç oynayacak Fenerbahçe. Dün Konya Spor hakikaten başlığımız şu. Değerli izleyenler Sabah gazetesinden Konya Spor geri adım atmıyor. Daha ilk 15 dakikada 2-0 geriye düşen İttifak Holding Konyaspor 3 golle muhteşem bir geri dönüşe imza attı ve lider Trabzonspor'la arasındaki puan farkını 15'te tuttu. ikincilik mücadelesinde kayıp vermedi. Yeşil beyazlılar Kayserispor deplasmanında 2-0'dan döndü. Hem İttifak Holding Konyaspor'un hem Yukatel Kayserispor'un iki topu direkten birer topu yani toplamda iki top direkten döndü. Çok çok keyifli bir karşılaşmaydı. Her iki takımı da tebrik edelim. Taktik mücadelesiydi. Oyuncuların fiziksel mücadelesi mücadelesiydi. Oynamak isteyen, sahada ayakta kalmaya çalışan oyuncuların e, mücadelesiydi. Çok da şık pozisyonların yaşandığı bir karşılaşma oldu. Tebrik edelim her iki takımı da. Kayseri Spor'un galip durumdayken kaybettiği puanlar bu sezon hikayesini yazdı. İnanılmaz bir istatistik var bu sezon. Maçtaki ilk golü atan öne geçme. Onun grafiği tık... var mı bizde? Var mı? Uğur Bey konuşurken verelim. Buyurun lütfen. Ben de hem de rakamları teyit edeyim. Trabzonspor 24, Kayseri 22 mi? Doğru mu hatırlıyorum? Ligde en çok öne Hı, geçen... Buyurun. Ha bu başka. tam buraya gelecekti. Ligde öne geçme istesini söylüyorum ben. Trabzonspor 24 maçta öne geçmiş. Kayseri 22, 2. sırada. İnanılmaz değil mi? Kayseri'nin şu an ligdeki pozisyona baktığın zaman inanılmaz yani. Kayseri şu an ligde... 10. sırada. Kayıp puan olarak da baktığınızda zaten dediğiniz gibi ikiye tekabül edecek. Evet. Neredeyse aldık. Öne olsun. geçtiği maçlarda o kadar çok puan kaybetti ki açık ara öne geçtiği maçlarda en çok puan kaybeden takım 31 puan. Kayseri 2 haftadır da Trabzon ve Konya maçlarında benzer şekilde 2-0'dan maçları veriyor. Birinci devrelere genelde iyi oynuyor. Çoğunlukla ikinci devrelerde düşüyor. Müsaadenizle şunu söyleyeyim. Maç sonunda ee, İlhan Hoca, İlhan Palut Hoca da dedi ki ilk yarıda çok kötüydük. Ben de şu, aynen şöyle yazdım. Konya Spor çok dağınık. Konya Spor yorgun. Konya Spor bitkin görünüyor. Yani e, aynı şeyin maç sonunda İlhan Palut Hoca söyledi. Darmadağınık oyunun boyu uzamış ne yaptığını bilmeyen karma karışık. İkinci yarıda o Konya gitmiş bambaşka bir Konya Spor geldi. Dolayısıyla ilk yarıda Kayseri Spor'un işini kolaylaştıran unsurlardan birisi de Konya'nın bu durumuydu desem katılır mısınız? Şüphesiz ama devre arasında Konyaspor'un Spor'un takviyeye ihtiyacı var diye konuştuğumuzda Konyaspor başkanı ve tek direktörü hayır. Kadromuzun takviyeye ihtiyacı yok. Er pozisyonda zenginiz. önce söylemiş miydi? Sanki sadece başkan söylemişti. Önce söyledi. başkan söylemişti. Sonra tek direktör. İlhan Palut da söyledi. Gerçi 3 takviye yaptılar ama ihtiyacı olan pozisyonlarda derinlik sağlayamadılar bana sorarsa. O derinlik olmadığı için ikinci yarıda biraz ligin ikinci yarısı biraz sallandılar bana sorarsa. Yani Oğulcan'la Uğurcan devre arası gelen oyuncular diye hatırlıyorum. 90'da girdiler. Yani çok fazla faydalanmadılar oyuncular. 60'ta Çekici girdi. 78'de Mialak girdi. Oyuna çok fazla müdahale etme şansı olmuyor. Yani Başakşehir'in iyi bir 11'i var ama iyi de bir kulübesi var. Mücadele ediyorsun. Fenerbahçe'nin iyi bir 11'i var ama iyi de bir kulübesi var. Konya'nın rakipleri açısından söylüyorum. Konya'nın iyi bir 11'i var ama çok derin bir kulübesi yok. Konya Spor'un sorunu o. O yüzden de zaman zaman sallandılar maalesef. Şimdi ta öne, geçen, öne geçip en çok e, puan kaybeden takımları aktardık. Hakikaten iki takımı da tebrik edelim. Hem Yukatel Kayseri Spor hem Konya sporu. güzel futboldan dolayı. Henrique Hattrick yaptığı iyi dolar Adana'yı yaktı. Sıradaki başlığımız değerli izleyenler Adana Demirspor Demir Grup Sivas Spor maçından geliyor ekranlarınıza. Hakem kararlarının damga vurduğu maçta Sivas'ın 3 golü de Henrike'den geldi. Stambuli ve Balotelli ile 2 gol bulan, bulan Demirspor'un bir 1 golü Var'la iptal edildi demiş. Hemen o noktadan başlayalım mı? Tabii. Uğur Bey Var'la iptal edildi. Yani kaçıncı pozisyon? Şuradan bir saniye hemen bulacağım. Ee, pozisyon 9. 9 numaralı pozisyon. Yani dakika. 82 değil mi Tolga? Ha, evet atak başlangıç fazını kontrol edeceğiz burada şu an ekranda. Bir daha baştan görmek ister misiniz? Tabii çünkü orası önemli. Orası tekrar alalım lütfen bakın. Heh. Çünkü faul burada şimdi. Burada basma var. Şu. Bastı. Devam ediyoruz. Sivas tam Sivas, alamadı kontrolü. Adana evet. Kontrolü alamadı diye mi yorumlamak lazım Hakan Arslan'ın pozisyonu? Orası kritik. Şimdi devam edelim. Buradan sonra top bir daha zaten. S şeye, ge Sivas Spor'a geçmeyecek değil mi? Adana Demir Spor'a top. Burada bir ikinci müdahale. Üçüncü müdahale ve hepsi atak başlangıç fazı içinde değerlendirildi. Enteresan değil mi? Çok eşi benzeri zor bulunur pozisyon. Şimdi diyor ki atak başlangıç fazının değişmesi için rakip takımın oyuncusunun kontrollü bir şekilde bilinçli bir şekilde topa vurması lazım diyor. Bunu devam et. Burada faul var. Bunu görüyoruz. Tamam. Burada tartışma tartıştan konu o değil. Atak başlangıç fazlası. Tayyip'in faulü var? var. Fakat burada mesela ilk Hakan burada bilinçli bir şekilde, kontrollü bir şekilde topa vuruyor mu? İlk ona bakalım. İlk vuran Hakan. Hakan Arslan Sivas Sporlu. Evet burada. Şimdi bu değil. Şimdi burada Hakan'da top. Hakan bilinçli, kontrollü bir şekilde burada topa vuruyor mu? Kontrol etti. Tam anlamıyla edemedi. Tam anlamıyla edemedi. Evet. O yüzden atak başlangıç fazının Değişim. kesildiğini düşünmedi burada evet. video yardımcı hakem. Sonrasında da zaten savunmada iki uzaklaştırma var. Onların da kontrollü olmadığını düşündü. O yüzden de atak başlangıç fazını geriye buraya kadar sardı. Dolayısıyla da golü iptal etti. Dolayısıyla da golü iptal etti. Çağdaş Altay değil de video hakem kimse o. Bu maçın video hakemi. Unuttum. Bir dakika hemen söylüyorum Bakıyorum ben de. Ben de özür dilerim. Şu an biraz ters köşe oldu ama. E, Halil Umut Meler. Halil Umut Meler zaten Demir FIFA hakemimiz. Hatta şu anda kalın hakemler içinde bir numaramız. Artık Cüneyt Çakır listede olmadığına göre Halil Umut Meler bir numaralı hakemimiz. Enteresan pozisyon Halil Umut Meler. Öyle yorumladı ve e, ama sanki haksız değil gibi. Heh, haksız değil gibi. Yani kontrollü ya. bir uzaklaştırma olamamış. Hiç. Topu hakim olamamış. Hakim olamamış. Ne Hakan ne de savunmadaki iki uzaklaşma, Savunmadaki iki uzaklaştırma. Önce bir kafayla bir de kalecinin uzaklaştırması var. Hiçbirini kontrolü olamamış. Bu şeyde e, kontrolüne alabilmiş olması demek. Üst üste iki pas yapmak gibi bir şey gerektiriyor mu? İki pas mu? şart değil. Tek pas soyabilir ama bilinçli, kontrollü. Nereye attığını görerek. Görerek yaptı. Yine de hatalı pas olması sorun yok. Atak başlangıç fazı orada kesilir. Peki bir diğer pozisyonumuz. Rastgele vurmayacak yani. Kontrollü bilinçli vuracak. Beş numaralı pozisyon. Dakika 62. Burada Yunus'la, e, Ziya ile şurada yakını da gelecek şimdi. Şu. Evet. Aşil Tandon'la evet. basıyor sağ ayağıyla. Burada kart çıktı mı? Çıkmadı galiba. Ama yani e, sarı kart kesin diyebiliriz. Tabii. Daha fazlası olur mu diye mi belki düşünmemiz gerekirdi. Şimdi Ziya 83'te sarı kart görüyor. Dolayısıyla bu pozisyonda değil. değil bu pozisyonda değil. Çok 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 ileride görüyor. Çok sonra görüyor. Çok sonra görüyor. Ziya'nın da bayağı pozisyonu var sarı kart şüphesi olan. Bu da onlardan biri. Çok daha erken görmesi lazımdı. Burada sarı karttan fazlası biraz şey olur. Ağır olur diyor. Ağır olur. Evet. ama sarı kart olmalıydı. Pozisyon 6. Yani dakika 65 burada VAR incelemesiyle penaltı kararı verilecek. Şurada oldu. Yine ziya hamle hakem devam ettirdi. Sonrasında VAR incelemesi geldi. Kale arkasından da göreceğiz şimdi. Buyurun. E burada sarı kart burada da olabilirdi. O mutfağına atak olarak değerlendirilemez mi? Hop. Net. Şu. Net sarı kart olması evet. lazım. Şu an düşünün yani topla bunu. Oy, bakın şu. Umut etmiyor mu? Yunus orada faul olmasa. Ya hadi belki 88 numara gelir kapatır falan. Tamam o bariz gol şansı. Diyebiliriz belki. Bir dakika, bir dakika. O kırmızı kart şüphesi olsa 88 numara gelir kapatır diyebilirsin. Top Yunus'un kontrolünde mi? Umut vaat atak var. Ben bariz gol şansı var demiyorum. Kırmızı kart gerekir demiyorum. Ben sarı kart şüphesinden bahsediyorum. Sarı kart kesin sarı, zaten. Evet sarı Olmalıydı. kart şüphesi için Umut vaat etmesi yeterli. Top Yunus'un kontrolü umut vaat ediyor. Burada da sarı kart olması lazım. Olmalıydı. İkinci sarı kart gitmiş. Daha sonra bir tartışmalar oldu zaten. Penaltı doğru. Burada bir sarı kart olması lazım. Orada dün akşam triyo programı çok uzun olduğu için biz almadık. Triyo programında uzun uzun değerlendirdi hakemlerimiz. Orada da teker teker saydılar. Bu arada 1 2 3 diye hatta 3.5 belki Değil 4. Mi? Değil mi? Sadece o pozisyon için orta sahada bir tartışma oldu ya Barotelli ile itişmeler. Barotelli kafasıyla vurmuş gibi oldu evet. kendi yere attı. Halbuki vurmadı çıktı meydana göründü Barotelli'nin vesaire. Baya toplamda bir 3 4 sarı kart Burada 88 görmesi gerekiyordu dün. 88'den yani Caner yani. Açıyı kapatamayacak olsa, açıyı kapatamayacak pozisyonda olsa bariz gol şansı değerlendirmesi yapılabilir. Doğru, o şekilde olmasa. Ama bariz gol şansı değerlendirmesinde de artık şey, e, kasıt var mı diye bakıyoruz. Toplu oynama şansı var mı diye bakıyoruz. Her zaman direkt kırmızı olmuyor. O da ayrı bir tartışma ama neyse. Konuyu bulandırmayalım. Bir tane de ha iki tane daha var. 10 numaralı pozisyon yani dakika 89'dayız şimdi. Var incelemesi sonrasında penaltı kararı verildi burada. Bir elle oynama. Daha yakından gelecek şimdi ekrana. Ya burada Balotelli de delirdi manasız bir şekilde. Olayla alakası yok. Ya yani o pozisyona gelene kadar bir sürü şey olmuş. Belhanda'nın burada elle oynadığı ki çok net görünüyor. Evet. Ceza alanı içinde gözünü kapatıyor. Böyle manasız bir kolunu da uzatarak manasız bir ikili mücadeleye giriyor. Kolu açık. Kolu açık. Top da ele temas ediyor. Net bir penaltı. Belhanda'nın yaptığı o kadar gereksiz ki. iki oyuncunun arasında kalmış bir top. Bir tane de 90 artı 14'te uzatmada maçta bir o kadar çok durakladı ki VAR incelemesinden dolayı orta evet. sahadaki o gerginlikten tartışmalardan dolayı Vincenzo da maç sonunda ikinci yarıda hiç top oynanmadı. Demek mecburiyetinde kaldı maalesef. Burada Erdoğan şimdi göreceğiz. Şurada Evet Erdoğan'ın burada Asom Balonga'nın sol ayağına bir darbesi var mı? Varsa da şiddeti ne? Ona bakacağız. Değiyor gibi ama değmiyor da gibi. Şurada bakın. Evet. Yani Ölçmek çok zor değil mi? Değiyorsa da sanki bozulacak. Tabanına mı geliyor? Tabanına mı? Şimdi şuraya baktığınız zaman bileğine geliyor. Bileğine mi geliyor? Ama hızlı o, orijinal hızında da seyrettiğiniz zaman ayakta bir şey yok. Asom Balonga'nın yere basıyor güçlü bir şekilde yani. Sanki temas var ama bozacak kadar değil mi? Trampon çivileri geliyor olabilir mi? Şurada bir daha daha belki... buradan bakalım. Aa var bak burada geliyor görünüyor. Geliyor. Net bir şekilde. Ben Gel size geliyorum. sabah söylemiştim. Evet. Burada temas bak, var. Bak burada net bir şekilde bak bileğe gelecek. E peki şimdi bu var tarafından bu da görüldü. Tabi ayak oynadı bak yerinde. Oynadı oynadı. son balonunu sol ayağı oynadı sağa doğru. Yeterli mi bulunmadı acaba? Evet. Nasıl yeterli bulunmaz yani net bir delil. Burada Halil Umut bence e, bu açıya görmedi ya da diğer açıları aldandı. Bak çünkü diğer açılar aldatabiliyor kabul ediyorum. Ama bu son verdiğiniz evet, açı. Evet son son gelen net evet. görünüyor. Bu arada şunu da siz vermiyorsunuz o açıları yayına ekran Yayına, hakemin önüne. Siz bütün açıları onlara bırakıyorsunuz. onların ha. bir operatörü var. Tabii kaç tane kamera varsa hepsi ayrı bir sinyal olarak ekranlara gidiyor. Biz onu yayına vermiyor olmamız o dakika hakeme gitmediği anlamına gelmiyor. Heh, onu demek istedim. Televizyona gelen açıların ibaret değil onların Çünkü gördüğü açıların. Maç açıları oynanıyor. Görüyorlar. Orada ayrı bir heyecan var, orada ayrı bir stres var. Onun da ekrana gelmesi lazım. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde görüyorsunuz bir bir tekrar değil mi? Evet. Yani bir pozisyon oluyor bir tekrar. Kritik de olsa, olsun olmasın bir tekrar veriyorlar geçiyorlar. Biz ama hani elimizden geldiğince tekrarları yüksek tutmaya çalışıyoruz. 90 artı 14. Canlı be. yayına uygun bir şekilde. Şimdi burada 90 artı 14. Evet. 90 artı 14. Maçın belki de son karesi. Muhtemelen. Burada daha uzun mincanı yapılabilirdi kanaatindeyim ben bilmiyorum. Çok saygı duyuyorum sayın Mellere. Sayın Ali Mutmeler ama, ama. burada görünüyor net bir şekilde evet. var yani temas. Acaba biraz daha uzun incelese miydi bu pozisyonu? Çünkü maçın belki de son karesi. Hani bir de şöyle demiyor FIFA, UEFA hakemlere. Bir an önce karar verin demiyor. Doğru karar verin diyor. Tamam tabii ki hayatımızdan çaldığını süreden de şikayetçiyiz. Üzülüyoruz. İki dakika, iki buçuk dakika var incelemesi olunca o ayrı konu ama sonuçta maksat doğru karar vermek. Bir de maçın son pozisyonuysa 90 artı 14 ise hani biraz daha uzun inceleme yapılsa mıydı acaba diye düşünme edemedim. Peki burada hakemle var hakem arasında bir diyalog geçti vesaire öyle bir boyutu olabilir mi bunu? Gördüm. Tabii tabii öyle oldu. Hocam Bari ee, inceledi. Devam dediler. Ama şu açıdan dediğiniz gibi evet net bir şekilde dokunuyor ayağını. Ya yani şiddeti yeterli görülür görülmez ama temas var mı? Var. Ama bir açıdan bayağı ayak oynuyor sanki işte şiddetli. İşte demin e, ters kale arkasından gördüğümüz şeyde. o işte. Kamerada. O kamerada şeydi ayak Ason Balangu'nun sol ayağı bayağı savruluyordu. Evet net görünüyor orada. Bu maçtan başka pozisyonumuz yok. Yine keyifli güzel bir karşılaşmaydı. Her iki takımı da tebrik edelim. Ee, hem Adana Demirspor'u oynamak için elin ya yani golü bulmak için iki takım da zorladı, mücadele etti ama e, hakemin özellikle sarı kartlar göstermediği sarı kartlarla oyunun kontrolünü biraz elinden kaçırdığını söylememiz lazım. E tabii Çağdaş Alta genç bir hakem. Bu kaçıncı maç idi? 2 mi 3 mü oldu? Normalde ya da neyse yanlış söylemeyeyim. O şimdi. da beklemiyordu belki bu sezon bu kadar çabuk ve bu kadar çok maç yöneteceğini. bu sezon Süper Lig'de iki maç yönetmiş. Türkiye Kupası'nda bir maç yönetmiş. Birincilikte, TFF birincilikte on maç yönetmiş. Süper Lig'de son iki, yani toplam iki maçı var zaten. iki maçı da son 15 gün içinde. Hatay, Malatya ve Adana Demir Sivas maçlarını yönetmiş. Uğur Bey var mı eklemek istediğiniz bir şey? Bir Teşekkür araya abi. gideceğiz çünkü. Teşekkür, Teşekkür Değerli izleyenler bir araya gidelim ardından yine programımızda karşınızda olacağız. Ekranlarınıza tarih yazmaya çok az kaldı. Basın toplantısında Türk futbol tarihinin en erken şampiyonu olmak istiyoruz sözleriyle iddiasını ortaya koyan Trabzonspor'un hocası oyuncularına da benzer şekilde seslendi. Hepinizi tebrik ediyorum. Özel bir senede özel işler yapıyorsunuz. Böyle devam tarih yazmaya çok az kaldı. Vakayeme ve Vişça kanatları sezona damga vuruyor. Fırtına ikili demiş gazete. Bir sonraki sayfa akşam gazetesinden. Trabzon'a ömür kattı. Göztepe maçındaki dublesiyle ligdeki gol sayısını 6'ya çıkaran Abdülkadir Ömür skor katkısıyla bu sezon Bordo Mavili takıma 13 puan kazandırdı. 4-2 galip geldi Trabzonspor. Karşılaşmada ilk golü Halil Akbunar attı. Sonrasında Vakayem'e Abdülkadir Ömür 34 ve 37. dakikalarda, e, 43'te Soner Aydoğdu'nun golü geldi. Ondan sonra 49 ve 53'te Canini ve Abdülkadir'in golleriyle Trabzonspor 4 e, gole ulaştı. İlk yarı ikinci yarı arasındaki fark nedir diye soracak olursanız herhalde 46. dakikada yani ikinci yarının başında e, Tröntsen'in çıkıp Yunus e, Özdemir, Yusuf Erdoğan'ın girmesi, e, Cornelius'un çıkıp Canini'nin girmesi ve Berat Özdemir'in çıkıp Dorukan'ın girmesi şeklinde söyleyebiliriz maçı seyrederken şu geldi aklıma. Niye bu 11 ile başlamadı acaba Abdullah Hoca? çünkü kadrosu geniş. Ee, iyi bir listesi var. Derin bir listesi var. Derin bir oyuncu kadrosu var. herkesi sıcak tutmak ve herkesi şampiyonluk yolunda herkesten maksimum verim almak istiyor. Ama Berat sezon maçlık performansından biraz uzak bu dönemde. Berat'ın ilk 45 itibariyle mesela bu kadar düşük performans göstereceğini tahmin etmiyordu. Cornelius sezonu yıldızı. Maçın başlangıcı itibariyle Cornelius'la başlaması doğal diyorsun ama ilk yarıdaki performansa bakıyorsun. Her zamanki performansın biraz gerisinde. Bence bu 11 başlamaması değil mesele. İkinci yarının maçına o reaksiyonu vermesi önemli. Yani çünkü 5 oyuncu değişikliği hakkı geldikten sonra futbola artık gerçekten futbolda başlayan 11 var bir de bitiren 11 var. Yani tek direktörler artık oyuncu değişikliklerini eskiye göre çok daha güçlü silah olarak kullanıyorlar. Oyuncu değişikliği artık çok 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 önemli bir faktöre dönüştü. Dün Fenerbahçe Alanya maçını gördük. Yani Farioli'nin Avaziyem değişikliği kendi takımı lehine çok büyük tesir ederken Milinovic değişti. Kendi takımı aleyhine oldu. 5 oyuncu değiştiği hakkı her şeyi çok değiştirdi. Maçın ilk yarısında Göztepe Rakip ceza sahası topla oynamalar 15-11. Şutlarda 11-6. Üstün. Çünkü bir e, geçiş oyun dersi verdiler. Umuşatış bir yıl dersi verdiler. Thomas'ın e, gösterisi ki bunu Nestor döneminde de sık sık iyi yapıyorlardı. Trabzon'u tamamlamaya duyucumlarda çok çabuk geçişler yaptılar. Ve iyi pozisyonlar buldular. Trabzon ikinci yarıda e, orta sahada o Berat'tan kaynaklanan holü, boşluğu Dorukan'la doldurarak Canin'in de tabii ki çok büyük çabasıyla liginin iyi 12. adamı her zaman oyuna girip çok iyi tesir ediyor. Canin'in de büyük çabasıyla o boşlukları çözdü, o sorunları halletti. 3 değişiklik maçın kaderini değiştirdi. Tabii Vakayeme Kerim eşleşmesi Göztepe'nin o bölgede biraz eksikliği var. Sağ savunmayı tam anlamıyla çözemedi. Vakayeme orada büyük fark yarattı. Vişça iki asisti var. Dorukan muhtemelen Portekiz maçında ilk 11'de oynayacak diye düşünüyorum. Milli takımın önlü ve rolünde bence ön plana çıktı. Bireysel performanslar tabii çok önemli. Trabzonspor'da birey birey hani gerek Canini gerek Vizca, gerek Vakayeme gerek Dorukan gerek Abdülkadir. Abdülkadir de 10 numara rolünde kendini çok daha iyi gösteriyor. Siopis Berat'ın önünde özgür oynayınca çok daha fazla özelliklerini gösterdi. Vişcan'a tabii ona yaptığı iki tane asist var. Süperdi. Vişcan'ı izledik. Trabzonspor hem grup disiplini, grup dinamiği anlamında hem de bireysel performans anlamında sanki o rekorları kıracak gibi görünüyor. Yani sadece en erken şampiyonluk değil, puan ve galibiyet rekorunu da kırabilir. Kalan maçları kazanırsa puan ve galibiyet rekorunu da kırmış olacak. Uğur Bey, Ahmetcan'ın çizgiden çıkardığı toplar. iki pozisyon. Evet, geçen hafta bir tane çıkarttı. Bu hafta iki tane çıkarttı. Ahmetcan tebrik çıkmıştım. edelim diye şey evet yaptı, onu evet. istedim. Wilker Angel burada kafayı vuran oyuncu. Şu. Bir daha vuruyor. Ahmet Can yine doğru yere koşu yapıyor, çıkartıyor. Göztepe Duran toplarda Trabzon'a çok zorluk çıkarttı. Trabzon niye ise Angel'in üstünlüğüne yanıt veremedi Duran toplarda ki Thomas da bir stoper. Bu topları iyi çalıştırmış takımını. Oradan gayet iyi pozisyon ettiler. Trabzon'un kal ilginin kalan bölümünde herhalde çok fazla zafiyeti yok. Hani konuşabileceğimiz zafiyetlerinden bir duran top. Burada Ahmetcan yine çizgide fantastik bir top çıkarttı. Beklenmedik bir top. Bu işleri iyi seziyor. Türkiye'de kim iyiydi biliyor musun bu konuda? Kim iyiymiş daha doğrusu? Fatih Terim. Futbolcunda Libero oynuyor ya. Evet. O zaman Libero'lu futbol var. Libero'nun özelliği ne? En geride oynuyor. Süpürücü oynuyor. Artık pek öyle oynamıyor takımlar. Fatih Terim de libero oynuyor. Dolayısıyla en geride olduğu için çizgiden çok fazla top çıkartıyor ve kariyerini o şekilde yapıyor Fatih Terim. Yani en fazla övüldüğü, en fazla anıldığı konulardan biri çizgiden çıkardığı toplar. Kulaklar için Fatih Hoca'nın futbolcuyken onun önlüymüş. Ahmet Can da iki haftada üç tane top çıkart Tolga da ben Fanoy Donk'u hatırlıyorum diyor. Fanoy da yapardı bu işleri doğru. Özel duran toplarda. Ee, Wilker Angel'in kafa vuruşlarını da vermiş bulunduk bu şeyde durumda. Bir tane de dördüncü hakemin bir foul katkısı. Şimdi Bu Türkiye'de niye niyeyse 2 -2 maçları dört hakem yönetiyor diyoruz ama dört hakemin üçü sorumluluk almıyor. Şimdi burada Soner ile Tronson arasında bir pozisyon oldu. Soner yerde kaydı. Dördüncü hakem Mehmet Türkmen. Bak burada göreceğiz. Bakın Mehmet Türkmen'in dudaklarına bakın. Taç diyor. Dördüncü hakem Mehmet Türkmen gözünün önünde olan bir pozisyonda sorumlu kalıyor. Yardımcı oluyor orta hakeme. Orta hakem kimdi burada? Ali Şansalan. Ali Şansalan'a yardımcı oluyor. Yani Mehmet Türkmen tebrik ederim. Bakın şimdi bu karede görünecek. Bakın dudaklarına bakın Mehmet Türkmen'in. Söyledi. Taç dedi. Tebrik ederim. Yardımcı hakemler de çok yakınlarında oluyor pozisyonlar. Bakıyorum yüzlerine müdahale etmiyorlar. Ya gözünüzün önünde oluyor. Tamam tabii ki son kararı orta hakem veriyor ama yani sorumluluk almamaya gayret ediyorlar. Yardımcı hakemler. Çünkü bütün kameralar çekiyor ya. Yarın öbür gün gazetelerde bu kadar evet. kararda yardımcı hakem sorumluluk aldı, yardımcı hakem verdi diyecekler diye yardımcı hakemler kaçıyorlar sorumluluk almaktan. Burada dördüncü hakemin sorumluluk alması genç dördüncü hakem Mehmet Türkmen hoşuma gitti. Diğer hakemlere de örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Trabzonspor 4-2 galip geldi ve Uğur Meleke'nin de söylediği gibi hakikaten e, dolu düzgün bir şekilde finale ipi göğüslemeye doğru e, gidiyorlar. 4 galibiyet daha kazanırlarsa 4 galibiyet daha kazanırlarsa garantiliyorlar. Garantileyecekler. Uğurcan gol incelenirken video inceleme yapılırken hakeme koştu. Doğru. Kalesini terk etti. Sarı kart gördü. Cezalandırma düştü. Yani inanamıyorum. İnanamıyorum yani. Bizim milli takım bir numarası. Ligin en formda oyuncularından biri. Belki de altın oyuncu seçilecek sezon sonunda. Yani böyle video incelemesi yapılırken ne söyleyebilirsin hakeme? Yani ne söylersen ne katkı soyver. Gerçekten anlam veremiyorum. Zaten o sırada video inceleme yapılıyor. Hakem de bekliyor. Kenardan bir müdahale bekliyor. Yani hakeme gidip ne söylemiş olabilirsin? Çok merak ediyorum. Ve sarı kart görüyorsun. Haftaya ceza duruma düşüyorsun. Hiç anlam veremedim. Uğurcan bu kadar iyi performansa, bu kadar iyi formuna yakışmadı o kart. Bu kadar profesyonel bir oyuncu. Kaptan takımın kaptanı. Hani Olgun kaptanım diye mi yapıyorlar bu koşulları? Öyle bir şey yok arkadaşlar. Muslara da hep bu hatayı düşüyor. Kalecilerin öyle bir misyon yüklendiğini kaptan oldukları zaman bunu yapmaları gerektiğini düşündüklerini sanıyorum. Muslara için bunu konuştuk biliyorsunuz. Çünkü Muslara defalarca bantı gösteriyor. Hakeme koşuyor bantı gösteriyor. Sanki sarı kart göstermesi hatalıymış gibi. Öyle bir yetkin yok. Kaleci kaptansa kaleyi terk bir koşabilir, hakemle konuşabilir diye bir yetkin yok. Sırf bu sebepten kalecileri sanki kaptan yapmamak daha doğru Tabii. diye konuşmuştuk burada Tabii. programda. Tabii oyuncu Sağ iç oyuncuyu kaptan yapmanız, Kaleciyi kaptan yapmanın böyle bir riski var. Video inceleme yapılıyor, hakeme koşuyor, o şekilde sarı kart görüyor. Yani ben anlam veremiyorum ne faydası oldu o konuşman. Ne söyledin de hakemi ne tesir ettin acaba? Şimdi bir sonraki... E, tamamladınız mı Uğur Eklemek Tamamladım. istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür Pekala. ederim. Ee, bir sonraki başlığımız nereden geliyor bir sonraki başlığımız derbiden geliyor değerli izleyenler bu akşam oynanacak Galatasaray Beşiktaş maçı ilk olarak Sabah gazetesi diyor ki buz gibi havada ateş gibi derbi. iki takım arasındaki erteleme polemiğiyle artan gerilim sonrasında söz artık futbolcuların. Barcelona karşısında savunmasıyla tüm dünyaya şaşırtan Aslan derbiyi de kazanarak perşembe günkü kritik rovanşa moralli çıkmak istiyor. Beşiktaş'ta tek hedef sezonu ikinci sırada bitirip Şampiyonlar Ligi vizesi almak, ligin üst sıralarıyla farkı azaltmak adına tek çare galibiyet demiş gazete şu anda bu akşam oynanacak maç öncesinde Beşiktaş 8. sırada 45 puana sahip. Galatasaray'da 14. sırada 35 puanla. Şimdi her iki takım içinde 10 maddede değerlendirme yapılmış. Bakalım ne kadar hızlı okuyabileceğim. Beşiktaş, Galatasaray cephesinde ev sahibi Galatasaray. Beşiktaş hazırlıkları İspanya'da başladı. 2. Yönetim Türkiye Futbol Federasyonu'nun erteleme talebinde bulunsa da Domenek Torrent ve ekibi planlarını oynayacak şekilde yaptı. 3. Hava şartları dikkate alındı. İstanbul yerine İzmir'e dönülmesi karar verildi. 4. Hafta sonunda Göztepe tesislerinde Beşiktaş taktiği prova edildi. 5. Nou yorulan 30 yaşındaki üst, 30 yaş üstü tecrübeli yıldızları Barcelona rövanşına saklama kararı alındı. Fananol, Fegoli ve Babel dinlenecek. Alt, bu Beşiktaş maçında 6 derbide Ömer Bayram çıkalda, Emre Kılınç'a forma şansı doğdu 7 forvette Muhammed yerine Bafetin bir Gomis o, o, oynaması bekleniyor 8 Tayland Berkan ikilisinden biri formasını Şilili Pulgar'a bırakabilir. 9. Torrent kalede ve stoperde bu karşılaşma için rotasyona gitmeyi düşünmüyor. 10. Bu sezon derbileri kaybeden Galatasaray'da Beşiktaş karşılaşmasına büyük önem veriliyor. Peki, konuk Beşiktaş cephesinde bir Son altı maçta 4 beraberlik alan siyah beyazlılar ikincilik için mutlaka galip gelmek zorunda. 2. Zorlu hava koşulları nedeniyle son 3 antrenmanını Vodafone Park'ta, yap, e, Vodafone Park'ta yapan Beşiktaş derbiye sorunsuz hazırlanıyor. 3. Son maçlarda performansı ile beğeni toplayan Güven Yalçın bugün 11'de sahada. 4. Önder Karabeli başta Güven olmak üzere tüm oyuncularına Galatasaray'ın savunma zaaflarını içeren bir oyun haritası çıkardı. 5 Joseph de Souza oynama arzusu yüzleri güldürüyor. Artı Vida'nın dönüşü sevinç yarattı. 7 Galatasaray'ın hızlı kanat oyuncuları karşısında önlem almış Önder Hoca. Beklerle özel olarak ilgilenmiş. Roziye Gezzal ha, özür dilerim. Roziye'ye Gezzal, Umut'a Kenan'ı sürekli desteklemelerini söylemiş. 8 hücuma geçiş Gezzal üzerinden yapılacak. 9 Önder Karabeli Başakşehir maçı sonrasında Can ve Alex arasında kalırken Kenan Karaman da ilk 11'de başlayacak ve 10 hafta boyunca yaşanan karşılıklı demeç diyaloğu nedeniyle başkan Ahmet Durçebi arkadaş futbolculardan galibiyet sözü istedi. Posta gazetesi Aslan ateşten gece demiş ve Türkiye gazetesi başka olur derbi havası diyor. Erteleme tartışmaları altında Galatasaray Beşiktaş maçı geldi çattı. Nasıl tahmin etmiş? Galatasaray'da kalede Penya, Ömer Marka, Nelson ve Omar. Savunma dörtlüsü Pulgar Taylan. Onların önünde Çikalda, solda Kerem, sağda Emre İnler, üçte Mustafa Muhammed, Beşiktaş içinde kalede Ersin, Umut, Necip, Vida, Rozier, savunma dörtlüsü, önlerinde Josef, Lerin Teşiyere, Atiba, Gezal ve en ileri uçta güven şeklinde bir tahminde bulunmuş gazete. Ne dersiniz? 11 muhtemel 11 tahminlerini. Ya bazı yerlerde sürpriz falan demiş ama yani çok da sürpriz. Haberde acı bir bölüm vardı o dikkatimi çekti. Umut'tan Kenan'ı desteklemesi istenmiş. Evet, Roziye'den. Dünyanın en kısa fıkrası. Gezalı Roziye Gezzal mesela nasıl? Başka bir enerji yaratıyor onu duyduğun zaman Umut'tan Kenan'ın desteklemesi istenmiş. Beşiktaş'ın yeni sezonda e, sol çizgiyle ilgili belli ki transferde bir iyi düşünmesi lazım. iyi ele alması lazım o konuyu. Umut'tan Kenan'ın desteklenmesi istenmiş. Maça gelirsek Buyurun. Şimdi Beşiktaş'ın bir planı Galatasaray'ın iki planı var gibi görünüyor. Beşiktaş Lig'in en fazla topla oynayan takımı. Yüzde 57. E, ve bir süredir de Önder Karaveli ile de geliştirmiş görünüyorlar. Topa sahip olduklarında set ucun varyasyonlarını geliştirmiş görünüyorlar. Oyunu rakip bir alana daha anlamlı bir şekilde yıkıyorlar ve daha fazla pozisyon üretiyorlar. Oyunlarını geliştiriyorlar. Beş dışın hani deplasmana da gidiyor olsa bir B planı var mı? Şu ana kadar o planın başarılı uyguladığı bir maç var mı? Ee, geçiş stratejisi uygulayabilir mi? Bunun tam olarak yanıtını bilmiyoruz. Ne kadar uygulayabilir ya da tam olarak yanıtını bilmiyoruz. Ama Galatasaray'ın iki planı var gibi. Çünkü Barcelona maçında Avrupa Ligi planını uyguladılar. %60'ın üzerine Barcelona topa sahip oldu. Oyunu büyük ölçüde Galatasaray kendi aralığında kabul etti ve iyi bir geçiş oyunu oynadı. Barcelona net pozisyon vermediği gibi Kerem Aktürkoğlu'ya da bir tane bir buçuk pozisyon buldu. Bir de Gomis'te sayılmayan gol var. Şimdi bu şartlar altında acaba Domenech Torrent bu maçı nasıl ele alacak? Bir taraftan bir Gezber'iniz var. Topa taş kadar her zaman sahip olmaya çalışan, her zaman oyunu 3. bölgeye yıkmaya çalışan bir iç saha oyunu var Galatasaray'ın. Zaman zaman da başarılı oldu. Bir o var elde ama onunla bütün maçlarda gol yemişsiniz. Torrent'te 8 maça çıkmışsınız. 8'inde de gol yemişsiniz. Sadece 2 galibiyet almışsınız. 8 maçta 17 gol yemiş Galatasaray ve o dönemde ligin en fazla gol yiyen ikinci takımı olmuş. Bu hafta maçları dahil değil bu arada. Bir tarafta da Barcelona oyunu var. Torrent döneminde ilk defa gol yenmemiş. Galatasaray övgüleri toplamış. iyi performans göstermiş. Geçişte çok başarılı olmuş. Şimdi Domenek Torrent olsanız acaba hangisini tercih edersiniz? Çok merak ediyorum gerçekten. Torrent bu maça çıkarken nasıl bir strateji tercih edecek? Ve içimden gelen, hissettiğim Torrent ilgili sanki biraz daha Barcelona oyununa yakın sayacak. Lig oyunuyla Barcelona oyunu arasında bir şey olacak bu. Ne tam siyah ne tam beyaz. Yani ne tam lige benzeyecek. Hangi maça diyelim. Göztepe maçı. Göztepe maçı gerçi çok iyi bir örnek değil. Kayseri maçı diyelim. Ne ona benzeyecek ne de tam Barcelona maçına. İkisinin arasında bir strateji olacak. Ama Barcelona maçına sanki biraz yakın sıyacak. Öyle hissediyorum. Beşiktaş yani deplasmanda olmasına hemen oynayacak. Topu Beşiktaş'ta paylaşacaklar. Beşiktaş'ın pozisyon üretmesini, üstlerine gelmesini ve e, fırsat kollamayı sanki kafasının bir yerinde tutacak Domenek Torrent gibi hissediyorum. Daha ile ilgili biraz beklentim o. Şeye bakalım. Ee, sezon ortalamalarına bakalım. Grafik gelsin ekrana. Galatasaray Beşiktaş. Galatasaray e, attığı gol 1.32, Beşiktaş'ın 1.50 ortalaması. Gol beklentisi 1.79'a Galatasaray'ın, 1.73 Beşiktaş'ın. Şut ortalaması 11.2 Galatasaray 11 Beşiktaş. İsabetli şut oranı %47 Galatasaray, %51 Beşiktaş. Yediği gol oranında Beşiktaş'ın 1.29, Galatasaray 1.46. Falesinde gol beklentisi Galatasaray yok 0.3 yok 0.03 daha az yapmış. 1.32, 1.35 Beşiktaş'ın. Gol yemeden Galatasaray 5 maç bitirirken Beşiktaş 8 maç bitirmiş. Pas oranları aynı. Maç başına faul e, özür dilerim. Maç başına orta sayısı neredeyse aynı ve faul sayısı da Beşiktaş'ın bir tane fazla. 1.2 fazla. 12 Galatasaray, 13.2 Beşiktaş. Gol beklentisi tablosunda ligde İlk 28 haftada Galatasaray 2. Beşiktaş 3. Alanya lider. 52 ile yaklaşık. Galatasaray 50, Beşiktaş 49 yaklaşık. Yani ligin zirvesinde, tepesinde olmayan iki takım Galatasaray ve Beşiktaş. Gol beklentisinde zirvede Beşiktaş şu an ligin 8. .'si, Galatasaray şu an 14. .'sü. Ligin en fazla şut alan iki takımı 421'er şutla. Ligin en fazla şut alan iki takımı. Gol beklentisinde de 2. ve 3. Galatasaray ve Beşiktaş. Yani bu şu demek oluyor. İki takımın da temel problemi gole çevirememe. Çok net. Evet. Eğer attıkları şutları, yarattıkları pozisyonları gole çevirebilselerdi bugün bulundukları konumun daha yukarısında olacakları kesin. İki takımın e, bir başka problemi de Galatasaray Beşiktaş'ın bir başka problemi de kalelerinde gol beklentisiyle ilgili. Mesela Süper Lig'de birçok takım beklentinin çok altında yemiş. Kaleciler fark yaratmış. Galatasaray ise kalesine gol beklentisi 37, yediği gol 41. Doğru. Beklentiden 4 fazlaymış. Lig'de 20 takımdan 16'sı beklentinin altındaymış. Hep kaleciler avantaj sağlamış takımlara. Galatasaray ise aksine kaleci yönden dezavantaj yaşamış. İnyaki Peña'yı, hani de bir transfer edebilirdi elbette. Mustere biraz daha geç sakatlansaydı veya Peña bir şekilde Galatasaray'ın kadrosunda olsaydı, Galatasaray'ın kaderini değiştirecek bir başka faktör de oymuş. Yani o kalecisiz dönem. Penya ile Muslar arasındaki boşluk Galatasaray'ı çok yıprattı. Bugün 35 puanda olmasına bir başka faktör de o. Bugün Penya'nın varlığı önemli. Ha Penya ne yaşında önemli? Bir, tabii ki çıkardığı toplar. iki kullandığı toplar. Bugün eğer Beşiktaş tamamlayamadı hücumlarda. Tamamlayamadı hücum derken şutla da tamamlayabilir ama top derim ki Penya'da kaldı. Penya topu kullanabilecek durumda. Mesela orada da fark yaratabiliyor ki Penya. Topu alıyor ve çok hızlı bir şekilde boşluğa çıkıp çok hızlı bir şekilde eliyle ayağıyla 40 metre 50 metre iyi pas atabiliyor. Mesela Kerem bir taç çizgisine genişliyor. Oynarsa Babel, oynarsa Feguli, oynarsa Mustafa Mehmet Gomis başka bir taç çizgisine genişliyorlar. Penya da onları oynuyor ve bir anda Galatasaray rakibini eksik yakalayabiliyor. o yüzden dediğim gibi bu maçın hikayesinde Beşiktaş'ı bildiğimiz gibi alıştığımız gibi beklerken Galatasaray'ın biraz daha farklı oynayabileceğini düşünüyorum. Biraz daha pragmatik oynayabileceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın muhtemel 11'ini de bu şekilde tahmin ettik biz. Gazetelerde de var farklı görüşler. Savunma göbeğinde Vida Necip. Umut ve Rozi'ye bekler, kanat bekleri. Onların önünde Atiba ve Can. Geçen maçta olduğu gibi Alex Teşiyer önlerinde. Solda Kenan, sağda Gezal ve en ileri Güven. Burada hep, buyurun. Buyurun lütfen. Burada hep konuştuk acaba iki santraforla çıksa hoca diye ama yani şu anda beklenti yine 4-2-3-1 ve bu dizilişle. Şimdi Beşiktaş'ın geçtiğimiz hafta iki e, departmanda çok iyi olduğunu konuşmuştuk. Biri Gezal sezonun e, en yüksek form grafiğini yakaladığı dönemi. Top ayağıyla her buluşunda sihir yaratıyor. Her seferinde sağdan çizgiye inmeyi başarıyor ve çok etkili toplar atıyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın sol bek tercihi kadar sol savunma tercihi de bugün e, kritik rol oynayacak. Fananold. Adama'ya karşı fena olmayan bir sınav verdi. Kerem'in de desteğini aldı. Maçın ikinci yarısında muhtemelen onu uyardı. Torrent. Bugün de Gezel'e karşı bir sınav verecekler. Eğer Fananolt değil Ömer başlayacaksa gerçekten hani enteresan bir sınav olabilir. Daha sayısı olsa olmasına. İkinci konu da Teşehir'e güvenin geçtiğimiz haftaki uyumları. Güvenin teşeraya sıkça koridor yaratması, boşluk yaratması ve Teşehir'e'nin bolca gol pozisyonuna girmesi güvenin de ayrıca bolca gol pozisyonuna girmesi. Yani Beşiktaş'ın adeta aslında sizin söylediğiniz iki santr formuşcasına oynaması. iki santr fora yakın, yakınsaması. Güven ve Teşeran'ın bu durumu e, Galatasaray'ın ön liberolarının daha dikkat etmesi gerekecek. Çünkü güvene özellikle e, birinci müdahaleyi stoperlerin değil ön liberolarının yapması gerekiyor. Çünkü güven geliyor. Orta sahaya yakınlaşıyor, dolaşıyor. Oralara top alıyor. Ve seri bir şekilde takımın üçüncü bölgeye geçiriyor. O yüzden bugün güvenle Marka Anuelsson'un önce muhtemelen işte Berkan mı oynayacak, Taylan mı oynayacak, Pulgar mı oynayacak? Muhtemelen güvenle onlar eşleşecek. Maçın ikinci kritik adamı da güven. Şimdi iki tane istatistik, istatistik sayfamız var Uğur Bey. Birisi duran toptan bulunan goller, birisi de duran toptan yenen goller. İlk önce bulunan golleri, atılan golleri getirelim. Ekranlarınıza Galatasaray 5 tane korner, Beşiktaş 3 tane. Direkt serbest vuruştan Galatasaray 1 gol, gol üretti. Serbest vuruş ve sonrasından 2 gol üretti. Bu iki istatistikte de Beşiktaş'ın bu sezon henüz golü yok. Penaltılarda Galatasaray 5, beş, Beşiktaş 4. Toplamda da duran toplardan Galatasaray'ın 13'e 7 daha fazla gol bulduğunu söyleyebiliriz. Söyleyebiliriz değil yani o durum bu. Beşiktaş'ın korner ve serbest vuruş olarak söylüyorum. Penaltıları katmıyorum. Korner ve serbest vuruştan toplam gol sayısı 3. Ligde 20 takım içinde 19. Sadece Karagümrük kötü Beşiktaş'ta. Yani Beşiktaş bu sezon kornel ve serbest vuruşlardan üretemiyor. Ofansta çok verimsiz. Evet. Bir diğer sayfada duran toptan yenen goller. Burada kornerden Beşiktaş iki gol yemiş ki Alan savunması konusunda burada zaman zaman şeyleri getiriyoruz yaşanan sıkıntıları. Galatasaray kornerden 5 gol yemiş. Direkt serbest vuruşlar her iki takımın da kalesinde birer gol oluşmuş. Serbest vuruş ve sonrasında Beşiktaş 3 gol yerken Galatasaray burada sadece 1 gole müsaade etmiş. Penaltılardan Galatasaray 5, beş, Beşiktaş 4 gol görmüş kalesinde. Burada da Ersin'in herhalde katkısından bahsetmek gerekecek. Toplam 12 gol görürken Galatasaray duran toptan Beşiktaş 10 golle izin vermiş. Üstelik enteresandır. Akan oyunda da çok pozisyon veren iki takım değil. İki yani iki takım da Akan oyunda verdikleri şut fırsatı ligin son dördündeler. Galatasaray Beşiktaş ama duran toptan fırsat veriyorlar. İki takımın alan savunması konusunda sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Sezon maçından beri de zaten defalarca görüntülü analiz yaptık. Evet. Alan savunmasında gösterdiği zafiyetler. Alan savunmasında hep alan adam karma yapılmalı önerimiz var değil mi? Savımız bu. Aynen öyle. Çünkü 8 adamı alan savunmasına diktiğin zaman 4 artı 4 birincisi geriye adam kalmıyor. çıkışta zorlanıyorsun. Serseri topları rakibin topluyor. İkincisi golleri alanlar değil adamlar atıyor. Yani alanlar arası boşlukları yaptıkları koşularla çaresiz kalıyorlar. Peki o zaman. Çok teşekkürler Uğur Bey. sonuna geldik. Bu akşam maç oynandıktan sonra yarın Zaten burada bütün ayrıntılarıyla hep beraber konuşacağız diyelim ve kapatalım. Ağzınıza sağlık, çok teşekkürler. Kardeşim. Bugünlük bizden bu kadar değerli izleyenler. Tekrar birlikte olana dek hoşçakalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın.